Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün Ustalar Vadisi'nde yanımda Can Reelen var. Nasılsın, hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim, siz sormalı. Teşekkürler, biz de iyiyiz. Seni gördük, daha iyi olduk. Tamam. Ne anlatacağım bugün bize? Bugün size biliyorsunuz yeni şampiyonumuz Atrox alacağız birlikte. Hı-hı. İnceliklerinden bahsedeceğiz. Üst koridorda nasıl oynanır? Bunlardan bahsedeceğiz. Yararlı bilgiler vermek. Deneme şansı buldun mu böyle ciddi maçlarda? Birkaç kere denedim, evet. Nasıl sonuç aldın? Sonuç biraz gerçekten güçlü bir şampiyon. Ya ben de mesela dün biz de bir yayın yapacaktık Atrox'la ilgili arkadaşlar ama ufak tefek teknik aksaklıklardan ötürü ertelendi. Şöyle bir şey, ben de bayağı bir oynama fırsatı buldum çünkü yayında ben de anlatacaktım. Gerçekten çok güçlü bir şampiyon olduğunu gördüm. Evet. W'su özellikle. Yani ilk okuduğumda aklıma ilk gelen şey ne oldu biliyor musun? Irelia. O koridordaki Irelia. Evet. Yani Irelia'nın o hani böyle ortalığı kasıp kavuran dönemi vardı ya, hatırlarsın evet. Sen de tabii. O dönemdeki üstünlüğü sanki şimdi birazcık Atrox'a geçmiş mi? Gibi. Ben de eskiden çok Irelia oynayan biriyim. Hani ilk zaten Irelia ile başladım diyebilirim üst koridor oynamaya. Yani şampiyonu görünce hani eskiden beri bekliyordum böyle haberi çıktığından beri. W'su gerçekten güçlü. Üst koridorda dayanıklılık için hani geri dönmemek için. Lane'de uzun süre kalabilmek için gerçekten önemli. Aynı şekilde birebir takaslarda da karşıya çok büyük hasar verebiliyor. O yüzden çok önemli bir şey. Evet evet. Ya bir de ya çok güzel oyunlar yapabilecek bir şampiyon. Özellikle Q'su, W'su hani minyonu iki tane vurduktan sonra aktifi geldiği anda onu değiştirip tabii, evet. Q ile yanına gidip bir anda inanılmaz bir hasar vuruyorsun ve hani ben diyorum ki koridorda eğer rakibiniz birazcık dalgınsa, özellikle birinci seviyede birazcık dalgınsa kesinlikle ilk onu döküyorsunuz. Biraz öyle. Bir de avantajı yakalarsanız, level 2 avantajını, zıplayıp rakibinizin üstüne bir anda hasar verirseniz işte sıçrayla geri kaçacaktır ölmemek için. Haliyle geri dönecektir. Siz üstünlüğü ele alıyorsunuz. Geri döndüğünüz, sen 3 seviyesin, tabii o 1 seviye. Aynen. Oluyor. Ondan sonra da daha kolay kolay bırakmayacak bir şampiyon. Biraz da dikkatli oynarsınız. O zaman şimdi çok fazla teoride konuştuk. Biraz da pratiğe geçelim. Atrox nedir? Rünleri, masterleri, rünleri, kabiliyetleri nedir? Bunları inceleyelim istersen ilk önce. Geçelim bakalım. Geçelim. Şimdi ekrana. Geçelim mi? Evet, reji bizi trollemeye devam ediyor. Tamamdır, çok güzel. Tamam. İlk önce istersen rünlerden başlayalım. Tamam, rünlere geçelim. Şimdi Atrox konusunda işte biliyorsunuz üst oyuncuların böyle tarifler oluyor, bunu kullanın, şunu kullanın rün olarak diye. Bunları biraz aslında çeşitlendirildiler bu sefer. Genelde hep tek çeşit olurdu. Şimdi genelde 15 fiziksel hasar, 13'lü ve 12'lü. İstersen bütün rünleri şöyle bir sökelim, en başından yapalım. Çünkü hani oradaki istatistikler güzel ama nereden ne geliyor onu görmek lazım. Tabii, tamam. Damgalardan fiziksel hasar kullanıyorum ben. 9 tane. Bunlardan 8.5 fiziksel hasar geliyor. Onun dışında mühürlerden üst koridorda zırhlarımız büyük bir avantaj. Şimdi bir saniye bir ara verelim. Galiba ses yokmuş. Sesi düzeltmek için arkadaşlar bir 2 dakikanızı rica ediyoruz. Glandak olaya müdahale etmeye geliyor şu an kapının önünde. Gel Glandak, gel, yabancı değilsin sen, gel. Sesinde bir mikrofonuna bakayım mı? Mikrofon acaba kapalı mı kaldı? Yok, açık aslında. Birazcık sesini aç. Arkadaşlar tekrardan geldik. Ses konusunda ufak tefek şikayetler vardı. Şimdi geliyor bence. Evet, şimdi birazcık daha artmıştır diye tahmin ediyorum. Devam edelim. Nerede kalmış? Tamam. Ürünlerde. Damgalardan fiziksel hasar kullanmıştık. Ürünleri üst koridor için dayanıklılık açısından zırh kullanıyoruz. Bu da bize 13 zırh sağlıyor. Üst koridor oynuyorsun değil mi bu arada? Üst koridor. Üst koridorda tabii zırh tercihi. Genel burada. Evet. Peki karşına mesela bu anladığım kadarıyla daha çok hani saldırı gücü odaklı bir şampiyon geldi. Peki yetenek gücü odaklı bir şampiyon gelirse
ne kullanıyorsun? Yani zırh mı oluyorsun yoksa değiştiriyor musun mühürlerini? Mühürler olarak şimdi zırh genel olarak sadece üst koridora hitap etmiyor. Aynı zamanda takım savaşlarına da çok etkili. Ama bazen gerçekten lehimde zorlanacağımı hissettiğim zaman bunları can verenlerden de kullanıyorum. O da bir opsiyon sonuçta. Tabii öyle kullanabiliyorum. Veya çok mana harcayan bir şampiyonla oynadığım zaman mana rejen olarak, mana yenileme olarak onları da değerlendirebiliyorum. Süper. Devam edelim o zaman nişanlara. Nişanlarda da genellikle büyü direnci kullanıyorum. Bunları direkt 13 veren veya 12 veren veya 18 level olduğumuzda 24'e kadar yükselenden kullanabiliriz. Bu da oyuncunun tercihine bağlı oluyor. Ben bunları tercih ediyorum genel olarak. Güzel. Yani özellikle ilk seviyelerde ilk rakibin seviyelerde, evet, dürtmesine karşı. Evet. Üstünlüğü sağlayabilmek için. Çünkü üst koridor birebir de biraz biliyorsunuz hani kaybetmemen gereken bir koridor. Bir kere geri gittin mi? Rakip size bir kere üstünlük sağladı mı? Sonra hep mahkumsunuz değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Cevherlere geldiğimiz zaman da Aatrox zaten fiziksel hasar genellikle oynanan bir şampiyon olacak. Onun için de fiziksel hasarımızı yüksek tuttuk. Toplamda. Şöyle bir şey soracağım şimdi. Özellikle cevherler kısmında saldırı gücü taşıyıcılarında can çalma kullanılıyor. Evet. Peki burada Aatrox'a bunu tavsiye eder misin? Şimdi Aatrox'a şöyle %2 can çalma. Evet, her biri %2 veriyor. Toplamda %6 oluyor. Oynanabilir. O da bir tercihtir. Ama şöyle diyebilirim. Aatrox'un W'sun ya W yeteneğinden yüksek bir can yenileme özelliği var. Can çalma özelliği var. Bununla koridorunuzda zaten kalabiliyorsunuz. Canınızı tekrar toparlayabiliyorsunuz. Eşya olarak da ben daha çok can çalmaya yönelik oynayacağım için fiziksel hasarı tercih ettim ama sen anladığım kadarıyla oyunun başında rakibine üstünlüğü sağlamak için Evet. Amacımız üstünlüğü sağlamak. Tamam, süper. O zaman kabiliyetlere geçelim. Tamamdır. Kabiliyetlerimizde de genel olarak üst koridorda benim tercihim savunmaya 21 vermek ve işlevsel veya saldırıya da geri kalan 9'u dağıtmak oluyor. Veya birine 9, diğeri 0 gibi. Ama bu sefer Aatrox çok yüksek fiziksel hasar verebildiği için 21 saldırıya vermeyi tercih ettim. Bunları da yeniden yapayım. W'sunun özelliğinden dolayı 3 vuruştan bir yüksek hasar veya can çalma olduğu için saldırı hızına vermemiz gerekiyor. Burada minyon biçerken zorlanan arkadaşlar varsa kasaba da verebilirler. Ama evet, çok yüksek fiziksel hasar olacağı için. Daha en başında söylediğim bir şey vardı. Koridoru ittirirken ikinci seviye olmak istiyorsun bir an önce ve sanırsam bu kasap birazcık avantaj sağlayabiliyor durumda değil mi? Kasap tabii ki avantaj sağlıyor. Otomatik ataklarında ittiriyorsun, minyonları kesiyorsun. İki olduğun anda da rakibi geri itiyorsun. Evet, bu patchten sonra da artık ormanda 1.55'te doğmaya başladı biliyorsunuz. İşte ifritler, köpekler gibi. Ondan sonra da level avantajını almak biraz daha zorlaştı. Minyona odaklı oldu level avantajı. Yani karşı rakibinizden önce minyonları keseceksiniz. 2 level olacaksınız. Karşı üstünlüğü sağlamaya çalışacaksınız. Hatta eşyalar kısmını birazdan herhalde konuşuruz ama orada da ufak bir aslında tüyo gibi bir şey var. Merak ediyorum yapıyor musun? Devam edelim kabiliyetleri. Tamamdır. Burada tehlikeliği vereceğim. Bize fiziksel hasar verecek saldırı gücü. Burada zırh delici var. Yüzde olarak veren. Bundan kullanacağım. Aynı şekilde hasar değerini %2 arttırandan kullanacağım. Aynı şekilde gene fiziksel kaba kuvvete verdin. Burada genelde saldırı gücü taşıyıcılarında ölümcül kullanılıyor ve coşku kullanılıyor. Kritik vuruşa yönelik. Bu biraz da oyuncunun kendisine bağlı olarak kullanması gereken eşya şey. Eşya planına göre değil Tabii eşya planına göre. Ben kritiğe dayalı oynamayacağım için bunlara vermeyeceğim. Bunun yerine bekleme süresinden faydalanacağım. Tabii devamlı yeteneklerini kullanabilmek için. Aynen öyle. Bundan sonra gene zırh delmeye veriyoruz. Yüksek hasar verebilmek için. Ve cellat. Cellatı da dediğim gibi Aatrox için. Yani amacımız aslında bunu açmak. W'suyla aslında gayet güzel sinerjisi var. Gayet yüksek olacak, evet. Aynen öyle. Demek bir anda karşı rakibimiz hiç beklemediği evet, şekilde afallatıyor ya. Afallatıyor. Ben çok yaşadım yani. Burada ofiste de ofis arkadaşlarıma karşı oynama şansım oldu. Veya normal oyunlarda işte CV'lere karşı da oynadım. Yani bir soru işareti geliyor. Nereden geldi bu kadar? Ne vurdun ya kimlerinden? Devam edelim. Bundan sonra sağlam vereceğiz. Bu da can değerimizin yükselmesine, savaşlarda biraz daha dirençli olabilmemizi sağlayacak. Bundan sonrası biraz gene rakibimize göre seçeceğiz. Mesela işte Rumble geldiği zaman sertlik vermenin bir anlamı yok. Zırha dayalı olmadığı için. Tabii doğru. Ama şimdilik teorik olarak karşımıza fiziksel hasarlı bir şampiyon geleceğini düşünerek sertlik vereceğiz.
Bundan sonra direnç verebiliriz bir tane ve savaş yarası 30 can fazla hale başlıyoruz. Genelliğinde koridorda üstünlüğü almamız için. Doğru. Peki bir şey soracağım. Hı. Saldırı kısmında tutuşturun pasifini veren yeteneği, daha doğrusu kabiliyeti niye tercih etmiyorsun? Niye tercih etmedim? Şu yüzden tercih etmedim. Genelde tercih ediyorum tabii ki ama Aatrox'ta ben tutuştura gerek duymuyorum açıkçası. Çok yüksek hasar olduğu için ben Aatrox'u daha çok bariyerle oynamayı tercih ediyorum. Burada da aslında söyleyecektim ama hatırlattığınız iyi oldu. Direnç yerine burada sihirdar azmini de kullanabiliriz. Bariyere 20 fazladan miktar diğer ediyor. Peki sihirdar büyünü hayalet mi alıyorsun yoksa sıçra mı alıyorsun? Sıçra tercih ediyorum. Sıçrayı da şöyle olabiliyor. Mesafe çok açıldığında mesela sıçrayıp ondan sonra bir de Q'la zıpladığınız zaman gene beklenmedik bir saldırı oluyor. Arayı çok güzel kapatıyor veya açıyor. Ya aynen, çünkü şöyle bir şey var. Q'su mesela o havaya sıçrayıp bir anda mesafe kat etmesi duvarların üzerinden geçiyor. Evet. Ve hani bu şekilde özellikleri sahip olan şampiyonları bazen sıçra yerine hayalet tercih edilebiliyor. Tercih edilebiliyor. Yani gördüm de çünkü oynanış o şekilde. Olmasa bile tercih edilebilenleri var. Mesela Darius'a şampiyonu alan oluyor hani kovalayarak. Bu biraz dediğim gibi oyuncunun kendi rahat hissetmesi. Tarzına yönelik. Evet. Peki. Aynen öyle. Süper. O zaman oyuna geçebiliriz yavaş yavaş. Aslında büyüler kısmını ufak bir konuşmuştuk ama alternatif olarak mesela senin aklında olan şu an bariyer almak ve sıçra almak. Aynen. Peki hangi diğer iki komboyu kullanabilirsin mesela? Yani bariyer ve flash dışında mı? Sıçra dışında. Evet. Tutuştur kullanılabilir. Oyuncunun tercihine bağlıdır. Mesela 2 level olduğu zaman Q zıplayıp vurduğunuz zaman son vuruş olarak hani az canına kaçmaması için ben sıçra kullanırım diyenler olabilir. Tercih meselesi. Onun dışında dediğiniz gibi hayalet de kullanılabilir. Bunlar kullanabilir. Onun dışında bir şey fazla tercih edileceğini zannetmiyorum. Süper. O zaman arkadaşlar, Aatrox'un genel bir tanımını yaptık. Rünlerini, kabiliyetlerini konuştuk. Şimdi hani bu kadar konuşmak yeter. Artık iş üstünde görelim, değil mi? Evet. Teorik biraz yaptık, pratiği. Reji bana bir şey anlatmak istiyor. Evet Reji, duyayım. Yaklaşalım. Niye yaklaşıyoruz? Yaklaşalım. Çok uzak kaldık. Tamamdır o zaman. Takımlar hazırlandı. Şimdi yasaklama seçim ekranına doğru gideceğiz arkadaşlar ve Aatrox'la ilk maçımızı oynayacağız. Can bize Real'ın Aatrox'un inceliklerini anlatacak. Oyun sırasında birinci seviyeden itibaren ne yapmanız gerektiği. Ben gayet keyifli bir oyun bekliyorum açıkçası. Çünkü hani oynarken de büyük keyif almıştım. İzlerken de birçok yayın da izledim. Aatrox'u oynayan, stream yapan oyuncuları da izledim. Ve gerçekten çok yani muazzam bir şampiyon. Özellikle rekabet ortamına geldiğinde, turnuvalara geldiğinde ben değiştirebileceğini düşünüyorum. Ya biraz bundan önceki turnuvalarda hani Kha'Zix ağır basıyordu. Turnuvalarda izliyorduk. 4'te 4, 5'te 5. Yani bu kadar hani aktif olmasa da, aktiflikten ziyade... Bir yenilenme durumu yok tabii. Evet, öyle bir yeteneği yok. Yenilenme olmasa da biraz gene böyle Assassin gibi oynayıp arkadan saldırıp mesela saldırı gücü taşıyıcısını kestiğiniz zaman ondan sonrası gerisi zaten gelecek gibi bir şampiyon olacak. Çünkü yüksek hasar almadığı zaman kolay kolay ölmeyecek bir şampiyon. Zaten W'sunun pasifini birazdan söyleyeceğiz. Uzun süre dayanabiliyor açıkçası. Aslında oyuna geçmeden şunu merak ediyorum. Aatrox'a kime karşı oynarsın? Kime karşı oynamazsın? Hangi şampiyona karşı gider, hangisine karşı gitmez? Şimdi Aatrox daha çok pasif kalacak lane'lere karşı biçilmiş kaptan açıkçası. Mesela Nasus biliyorsunuz minyon biçmeye ihtiyacı var. Bir şekilde artık altın alması gerekiyor. 2 level'da da Nasus'un gücü belli. Aatrox deneyenler biliyordur. Yani deneyemez bile yani. Kesinlikle deneyemez bile. Onun için mesela Nasus'a karşı alabiliriz. Bir Vladimir'e karşı oynanabilir. Yetenekleri yeterlidir bence. Vladimir'e karşı üst koridorda oynamak biraz zordur açıkçası. Tabii. Menzilinden ötürü. Bayağı bezdiren şampiyonlardan bir tanesi. Can yenilemesi yüksek olduğu için. Vladimir'e karşı ben oynayabilirim. Ama biraz daha mesela Renekton'a karşı mesela ben oynamak istemem gibi.
o sersemletme etkisi üzerine Q'sundan gelen etkisi ve bir anda Renekton'da Aatrox gibi aslında bir anda damage hasar bırakabilen bir şampiyon olduğu için hani ben daha çok savaşın içinde kalıp dayanabileceğim, böyle bir anda hasar yemeyeceğim şampiyonlara karşı oynamak isterim. Mesela benim aklımdan ilk geçen, yani özelliklerini gördükten sonra otomatik hata dayalı bir şampiyon olduğu için Jax'a karşı oynanmaz. Jax zaten bayağı sıkıntı yaratabilir. Evet. Mesela dereceli oyunlarda Aatrox aldığınız zaman karşı taraf üst koridor almamışsa kesinlikle %99 karşınızda Jax göreceksiniz. Hı hı. Yani öyle bir şampiyon. Aklınızda olsun arkadaşlar. Öyle. W'su da bu arada biraz Jax'e benziyor, dediğiniz gibi iki tane vurup ondan sonra rakibin üstüne atladığınız zaman aynı Jax'in ultisinin de ya birazcık gibi. Mikro gerektiren bir şampiyon değil mi? Evet biraz. Bir de Fizz. Fizz'e karşı oynar mıydın mesela? Çünkü Fizz'in de W'sundan gelen o can yenileme etkisini düşüren bir yeteneği var her şeyden önce ve çok hopluyor zıplıyor, sıkıntı yaratıyor. Fizz'e şimdi şöyle bir şey, can yenilemesini azaltmaktan ziyade o sıkıntı olmasa bile Fizz'e vuramıyorsunuz. Kaçıyor sürekli. Değil mi? Q'la kaçıyor. E'yle zıplıyor. Gene vuruyor. Çünkü bizim o basic atak yapmamız lazım. Yani vurmamız lazım. Otomatik ataklar otomatik gelecek. Otomatik atakları yapmamız lazım. Bu arada arkadaşlar oyunda başladı. Yasaklamalar geliyor. Malzar, Blitzcrank, Hecarim. İnşallah Aatrox'u yasaklamazlar. Oyuncu odaklı banlar zannediyorum bunu. Evet biraz. Tabii ki şimdi Riot ekibi de birbirini tanıyor. Hangi oyuncu, hangi şampiyon oynar diye biliyorlar. Bakın mesela Fizz geldi karşıda. Evet. Bump'u var. Bump'u'ya karşı bir Fizz yasaklaması geldi. Aslında Fizz yasaklaması iyi. Keşke Jax'ı yasaklayaydık diyorum. Keşke bakalım. Jax almak yasak. O taraf. Duyuyor musunuz beni? Bilmiyorum. Eğer derslerinde çalışmışlarsa Jax bayağı bir zorlayabilir. Şimdi Jax'e karşı da aslında oynayamaz diye bir şey yok. Şimdi ben açıkçası oynanan, normal oynananın dışında bir dizilim yapacağım. Jax de gelse, Jax'e karşı da dayanabilir. Hatta üstünlüğü alabileceğimiz bir durum bile olacak. Kendine çok güvenirse Jax belki de tuzağa bile düşebilir değil mi? Evet. Nasıl ben senin ilacının diye gelip bir anda... Ya arkadaşlar Aatrox gerçekten çok güçlü. Özellikle ben ilk seviyesini, yani tek geçiyorum yukarı koridorda. Çok güçlü bir şampiyon. Hani rakip olabilecek ilk seviyesinde bir şampiyon da aklına geliyor mu Aatrox'a? Üst koridorda çok tercih edilmiyor ama belki hani Zinzao'yla... Tabii can yenilemesi anlamında. W olabilir. Hı hı. Yani çok böyle yüksek hasar veren ilk seviyede zannetmiyorum Aatrox kadar dayanıklı olsun. Bakalım şimdi göreceğiz karşını kimi çıkaracaklar. Şu an için tercihde gelmedi. Tabii Armina kendisini ilk Draven kitledi. Birazcık da tribünlere yönelik bir hareket tabii ki. Draven, böyle oyunlarda Draven gördüğüm zaman seviniyorum ya. Çünkü çok sevilen bir şampiyon. Evet. Oynaması da kolay değil ama oynanınca da tek başına alıp savaşı götürebilen. Mesela ne dersin bu eşleşmeye? Draven'a karşı seçilirse Varus. Varus. Şimdi birebir de ben Draven'ı daha önde görüyorum açıkçası ama yanında Thresh var. O tehlikeli tabii değil mi? Tehlikeli tabii. Sonuçta Draven baltaları tutması lazım. Şimdi şöyle bir şey var ama Draven'la ilgili bir yorum. Mesela bazı saldırı gücü taşıyıcıları işte biraz daha işlevsel oluyor. İşte hopluyor, zıplıyor, işte yavaşlatıyor falan. Draven umurunda değil. Draven sadece otomatik atak yapıyor. Yani sen istediğin kadar beni yavaşlat. Ben seni vurduğum sürece sorun yok. Aynen. Bir de o baltalar yanı düşerse, onları yakalamayı başarırsa yani yanında bazen desteği olması bile bir şey değiştirmeyebiliyor. O kadar hızlı bir şekilde bitebiliyor. Aynen öyle. Ama aynı şekilde Draven'ı da aslında durdurmak biraz basit olacaktır bu oyunda. Dediğim gibi Thresh şimdi baltayı tutmaya giderken Draven gel buraya diye. Kendi kendini yemlemez inşallah Armina. Bunu da biliyorsan Armina dikkat et. Aşağı koridor dikkat edin kendinize çünkü yani gerçekten güçlü bir koridor oldu. Mesela şimdi görünce aklıma geldi. Aatrox'da 1-2 bir koridora gitmek ister misin? Sen tabii ki bir turnuva oyuncusun ve böyle şeylerle karşılaşıyorsun. 1-2 bizim takım olarak çok pratik yaptığımız bir strateji. Çok da oynadığımız bir stratejidir. Koridor değişimi arkadaşlar. Evet, koridor değişimi yapıyoruz. Genelde de ben yapıyorum. Orta koridordan ziyade. Aatrox'a aslında yapılabilir gibi çünkü can yenilemesi çok yüksek dereceye çıkıyor. Onu da birazdan söyleyeceğiz yarı cana gidince W'sundan dolayı. Aynı şekilde minyon biçme konusunda koridor değişimi yaptığımız zaman biraz zorlanıyoruz. Yani üst koridor oyuncuları birazcık geride kalıyor. Feda ediyorsun. Tabii ki feda ediyoruz ama buna rağmen Aatrox'a rahat minyon biçebiliriz gibi geliyor bana E yeteneği sayesinde.
Hı-hı. Uzaktan menzilli atış yaptığı için hani karşıya yaklaşmadan. O zaman tabii başladığın yetenek değişecek değil mi bu durumda? Koridor değişikliğinde. Tabii yani biraz tercihlerimiz değişiyor o konuda. Son vuruş alabilmek için. Bir tane minyon bir de oyunun başında çok fark ediyor değil mi? O gidip hani bir tane uzun kılıç veya doran kılıcı veya işte bu arada sen de unutmayalım. Yenileme boncuğu alabilmek için bazen o bir minyonun bize önemi oluyor. Çünkü o esas istediğiniz eşyayı alabiliyorsunuz ama toteme para kalmıyor mesela. Evet bu sefer de. Ya mesela LCS'lerde izliyorum. Wicked'ı biliyorsundur. Evil oynama Genius'ın şansında oldu ona kadar. Oo çok iyiymiş bak. Ben oynayamadım. Neyse. Bir oyunda çok yatılıyorum. Renekton'la oynarken parası tam o dev kemerine yetiyordu. İkinci bir opsiyonu vardı işte. İki tane yenileme boncuğu alıp da evet. işte yanında belki de bir yakut kristal alıp da dönebilirdi. Hı hı. Ama o gitti dev kemerini aldı ve totem almadı. Kendisine totemlik para bırakmadı. Koridora döndü ve onun totemsiz geldiğini gördüğü anda karşı takım hemen biraz yukarıya bir baskın. Hemen bir baskın. 2-2 yaptılar yukarıda ve oyun ondan sonra kar topu etkisi oldu. Evet. Buradan da hani yukarı koridor oyuncusunun totem alma görevi. Kendisini koruma amaçlı ama aslında dev kemeri alarak hani ben aslında ölmem hani dev kemer var. Öyle olmuyor işler değil mi? İşte biraz güven fazla kendine güven zararlı olabiliyor bazen. Hı hı. Ondan dolayı. Hiç böyle senin de başına geldi mi işte çok arada derede kaldı mı böyle işte tam onu mu alsam? Evet altın yetiyor ama bir yandan da totemsiz çıkacaksın. Evet ben o konularda biraz eskiden oyun tarzım eşyaya yönelikti. Hı hı. Alırsam sağlam olacağım. Nasıl olsa gelseler bile baskına ölmeyeceğim, kaçarım diye düşünüyordum. Ama biraz acı daha tecrübelersin. Böyle, tabii ki tecrübe yani bu oyunun çok büyük bir bölümünü oluşturuyor. Hı hı. Totemin ne kadar önemli olduğunu fark ediyorsunuz oynaya oynaya üst koridorda. Hı hı. Bu arada ürünlerini ve kontrol kabiliyetlerini inşallah bakalım. Kısmet. Yetenek gücü Aatrox da enteresan olabilir şimdi. Arkadaşlar biz söylüyoruz bazen. İşte sohbette de görüyorum. İşte totem. Evet. Nereye kadar diyorsunuz ama oyunun en güçlü eşyası. Tabii ki yani bir totemle oyunu değiştirebiliyorsunuz. Değil mi? Oyunun başında hani üstünlükten ziyade oyun sonlarında bir totemden rakibin geldiğini görüyorsunuz. Stratejiniz değişiyor. Yani 75 altın oyunu bazen getirebiliyor. Değil mi? 75 veya birazcık 25, daha zengin seniz 125 altın. Evet. Birazcık daha görüşü arttırmak için, rakibin totemlerini görmek için. Şimdi oyun başlarken tabii eşya tercihi. Hı. Dayanıklılık karışımı için ne düşünüyorsun? Dayanıklılık karışımı şöyle olabilir. 350 altına değer mi Aatrox'ta? Değebilir. Tercih meselesi. Bariyeri de aldık. Güzel bir kombinasyon olabilir aslında. Karşı tarafın ormancısının geldiğini düşünelim mesela. Bizi hı hı. öldürdüler. Pasif devreye girdi. Canımız yenilendi. Dayanıklılık karışımını basarız. Bariyeri basarız. Hı hı. Hani kaçmaktan ziyade ikisinden birini öldürebiliriz bile yani. Değil mi? Öyle bir ya belki 1-2 bile alma şansı. Minyonları da etkisini düşünecek olursak. Aatrox'un öyle bir aslında gücü evet. var. Evet. Yenileme olayı. Aynen öyle. Çünkü başıma geldi benim de. Yani rakip sizi aldığına seviniyor ama yani düşünmediği bir nokta var. Siz orada pasifiniz aktife doğru geçerken minyonlar size vuran o kalle şampiyonu vurmaya onlar devam ediyorlar. Ve hani siz çıktığınızda bir anda avantajlı oluyorsunuz. Oyunun başında özellikle minyonlardan gelen hasara dikkat etmek gerekiyor. Yani adamı kovalayacağım diye, rakibinizi kovalayacağım diye ölebiliyorsunuz. Aynen. Peki senin tercihin ne olacak mesela bu oyuna başlangıçta? Anladığım kadarıyla karşına da kim gelecek? Ahri veya Nidil ama. Şimdi daha iyi tanıyorsun sen. Kim gelecek ki ona göre alalım. Şimdi zannediyorum. İkisi de orta koridor oyuncusu. Nidal'i gelecek. Şimdi Ahri'ye de dampiye bırakmışlar mıdır? Bariyerle çıkması beni ürkütüyor. Çünkü normalde Ahri ortaya giderken bir tutuştur alır değil mi? Ben sanki Ahri gibi düşünüyorum ama bakalım. Şimdi başlangıç konusunda biraz geç çıkacağız ama. Hı hı. Bu arada chat sohbet ekranında aşağı doğru alırsak onu da aşağı alalım. Yani, o da güzel. Hı-hı. O da olur. Evet. Şimdi ne alacaksın? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi botumuzu alabiliriz. Hı-hı. Herhangi bir baskında hızlı kaçabilmek için. Yanında 4 tane pot alabiliriz. Ama var da yetmiyor. O zaman vart alıp 2 tane pot alabiliriz. Hı-hı. Aynı şekilde dayanıklılık karışımı alabiliriz. Kendimize biraz güven dediğimiz gibi Wicked gibi olursak Doran'ın kılıcıyla da başlayabiliriz. Onu soracaktım. O da çok önemli mesela. Şimdi şöyle bir şey var. Level 2'de Q yeteneğini açarsak gelecek
baskınlardan kolay kaçabiliyoruz. Sıçra hı-hı. gibi. İki tane sıçramız olmuş oluyor. O konuda da biraz hani lane'de kalmamızı, koridorda dayanıklılığımızı arttıracak Doran Kılıcı tercih edebiliriz. Evet, ben başlıyorum. De böyle başlıyorum. Ve gerçekten hani şöyle bir iddia var. Şu haliyle Aatrox kesinlikle oyunun sonuna kadar iksir kullanmadan bitirebiliyormuş. O kadar fazla W'dan ben gelen aslında, bir... Evet, onu söylemek isteyecektim. Şimdi bu arada iksir... Mavi'ye yardım edecek misin yoksa umudu olmuş? Edelim ya, edelim. Değil mi edelim, şimdi? Glanda ayıp olmasın ya. Vallahi iki dakikada... Burada... Eliksir aslında kullanımı çok önemli. Kızar sana bana. Hani 35 altın için ölmeye değmez diyebiliriz ama... bazen başlangıcımız... Kalemide biraz... Ve E ile başladım. E ile başladım ama... Gidelim artık ya. Evet, alır herhalde artık. Alır alır. Niye E ile başlamadın? Sen W ile başlamadın. Ben bu oyun E ile fulleyeceğim. Uzaktan menzilli vuruş olduğu için rakibimizi önce dürteceğiz. Menzilli kolay... bir şampiyon geldiği için değil mi karşına? Aynen öyle. Yani üst koridorda bize rahatlık sağlayacak. Yani işte bize geldi. Evet. Normal ataklarıyla sürekli bizi dürtmeye çalışacak. O bizi dürterken biz de onu böyle dürteceğiz. Evet, karşılıklı diyoruz. Aynı şekilde. Oyunun başlarında minyon biçerken karşıdan hasar yemeyi aslında göze alabiliriz. Level 2 olduğumuz zaman, W açtığımız zaman çok hızlı yenilenecektir. Ama bu bir tercih. Şimdi W yerine Q açıp gelecek baskınlardan daha rahat kaçabilmemiz de söz konusu açıkçası. İkinci seviye olmana rağmen birazcık daha anladığım kadarıyla sakin oynuyorsun. Çünkü karşındaki Nidir gibi bir şampiyon olduğu aynen için. Öyle. Ben biraz daha böyle dakika 6-7 civarlarında onu daha rahat keseceğimizi düşünüyorum. Ona göre oynayacağım. Kendi onun da can yenilemesi olduğu için pek dürtme de tercih etmeyeceğim. Onun da W'nin de geldi. Artık üçüncü ataklarla tehlike yaratabilirsin. Aynen öyle. Peki mesela oyunun şu aşamasında koridorda birazcık ileridesin. Evet. Ama karşındaki Nidalee gibi bir şampiyon olduğu için aynen herhalde 6. seviyeye rahat. Kadar aynen pek öyle. Fazla bir ormancı gelse bile etki yaratamayacağı için evet, rahat bir şekilde kalıyorsun. Bakıyoruz. Onda da keşif totemi yok aynı şekilde. İlkan ortaya gitti. Orada insan birayı almayı başardılar. Tabii şimdi ormancılarında da tutuştur olduğu için o da tehlikeli. İki tane tutuştur var. Evet. Agresif bir ormancımız var karşıda. Tabii şimdi oyunun bu döneminde olabildiğince anladığım kadarıyla rakip oyuncu kulesinin altına hapsedip sen evet, de minyon sayısını oynuyorsun. Duruma göre değişecek. Evet aynen öyle. Biraz vurdu. Ne yaptı ya? Nidalee'nin o mızrakları. Şimdi can yenilememiz W'nun pasifinden dolayı görüyorsunuz. Şimdi 88 geldi bir anda. Evet, o gerçekten rakibi de çok moralini bozuyor değil mi? Aynen öyle. Canımız %50'den aşağı indiği zaman pasiften gelen can çalma biraz daha artıyor. Ayıp ediyor ama. Şöyle gidip bir konuşayım mı istersen? Beşim döndü yakaladın ve bariyerle girdim. Bakalım oradan skor gelecek mi? Evet, geriye gittin çünkü minyonlar da sana çalışmaya başladı. Evet. Pasifini kaybetmek istemiyorsun. Aynen öyle. Ya ben oyun başında biraz daha güçlenmeyi tercih ediyorum. Zaten manası da mızraklık, manası var anladığım kadarıyla. Aynen öyle, o da manasını harcadı. Evet. Aynı şekilde eliksirlerini de kullandı. Dediğim gibi E fulleyeceğim ben bunu. Yalnız Doran yüzüyle başlamış. Gerçekten evet. O da iddialı bir başlangıç. 57 şu an yetenek gücü var Nidalee'de. O mızraklar sakıncalı. Oo. Şimdi geldi. Evet, güzel. Gereksiz bir sıçra attık ama. Olsun. Tedbirde evet. Fayda var evet, aslında. Aynen öyle. Ben de mesela geçenlerde Fabulous oynarken üzerime ormancı geldi. Hemen hiç düşünmeden sıçra yapmıştım. Çünkü yani bilemiyorsunuz bazen. O aynen kırmızı ya. Güçlendirme bir vurursa, bir dokunursa size işiniz var. Aynen. Karşının mesela sıçramasının kullanılmadığını da bilmiyorsunuz. Oyun içerisinde genelde mesela ilk kan döküldüğü zaman ilk kanı veren kişi neler kullanıldığını söyler değil mi? İşte evet. Sıçrasını kullandı, işte tutuşturu kullandılar gibi. Aynen. Ama sen bilmediğin için o tutuştur veya sıçra ihtimaline karşı hemen oradan uzaklaştın. Evet, minyon biçmelere baktığımız zaman çok fazla kaybetmediğimizi görüyoruz. Aslında bayağı da öndesin şimdi, 39'a 21. Evet, 18.
İşte ben biraz matematiksel hesap yapmayı seviyorum bu konularda. İşte 20 gold gelse tanesine, 20 altın. Hı hı. 360 altın öndeyiz gibi. Bir bot yani, fazlamız var şu anda. Evet, bot hatta şey ilk kanı sen almış gibisin yukarıya karşı. Gibi, evet. Bu arada şimdi o da düşünüyor acaba gelecek mi, gelmeyecek mi? Çalışmış şimdi acaba dersine. Atlasın en sevdiğim yerine geldik. Ultisi geldi. Evet. Onun daha gelmedi. Pasifi açamadım ama o biraz kötü oldu. Şöyle bir tane daha. Oo, kuleden vuruş iyi olmadı. Evet. Altı olması da iyi olmadı. Artık kedi onu kaçabilecek tabii. Evet. Onu yemem gerekiyor. Onun kaçacağını tabi. Tabii şimdi galiba anladığım kadarıyla birazcık planlar suya düşmüş gibi. Çünkü çok az bir can var ya da beni yanıltıp direkt kule altına girecek misin? Şimdi biraz daha beklemeyi tercih ediyorum. W değişelim bu arada. Evet. Şimdi ya geri dönecek? İki atak yaptıktan sonra açıp direkt bir planı var anladığım kadarıyla şu an. Aynen öyle. Yani şunu yapıp şöyle şunu da vurduktan evet, sonra. Aynen. Atrox'un bütün esprisi bu oluyor ultisiyle. İşte o inanılmaz hasar. Aynen bir anda. Beklenmedik bir hasar. Daha kediye dönüşme fırsatı buldu ama oradan o zıplayarak kaçma fırsatını bile bulamadık. Şimdi çok etkili. Geri dönmemiz gerekiyor ama daha çok zarar verebilmek için hem kendi minyonlarımızı kuleye geçiriyoruz hem minyonları içiyoruz. Q fulllediğimiz zaman aynı şekilde bir de çok kolay lane'e ittirebiliyoruz. Bunun da avantajı oluyor. E'yi fulleyerek diyorsun. Evet, ve tabii o da bir tek bir çizgi haline gittiği için, minyonlar da tek bir çizgi haline geldiği aynen için gerçekten hızlı bir şekilde itiyorsun ve 2100 parayı da geri döndüm. Şimdi ben kana susamış almayı düşünüyorum bu oyun. Kendi koridorumuzda bayağı baskınız şu anda. Bir tane keşif totemi alacağım. İki tane de eliksir aldım. Ne olur ne olmaz. Svedriel can yakıyor. Evet evet. Ama şunu söylemek lazım arkadaşlar. Mesela burada canın çok güzel yaptığı bir şey var. Karşısında menzilli bir şampiyon varken minyon sayısına çok güzel hakim oldu. Ve bakın şu an 8. dakikada bir yukarı koridor oyuncusu için bir de hani skor almış bir oyuncu için çok ideal bir rakamdasın. Gayet ideal bir rakam. Yani normal mesela bir turnuva maçında bu olsa herhalde takım arkadaşların helal olsun der miydi? Fena değil diyorlar genelde. Beğenmiyorlar mı yoksa? Beğenmiyorlar. Ah takımlar. Şimdi peki E'den sonra hangisini fulleyeceksin? Şimdi E'den sonra ben Q tercih edeceğim. Bir anda üstüne zıplayıp ani hasar olarak oynamayı tercih ettiğim için bu oyun. Herhalde o E'nin tutmasını bekleyeceksin. Hadi evet, bu sefer kaçtı. Bu sefer. İşte Nidalee karşımızda olunca. Çok mobil ama. O ilk başta evet, çok mobil. İlk başta anlayamadı olayı. Yalnız o E bayağı bir can yakacak evet, anladığım kadarıyla. Bu, onun amacımız da oydu zaten. Yani o kadar yüksek hasar. Tabii şimdi Tanrıçan'ın gözyaşları yaptığı için sana karşı birazcık daha savunması. Çünkü sen direkt hasarını arttıracak bir eşyayla, AMK kılıcıyla başladın. Aynen öyle. Keşif totemi koymaya gittim ama aslında koymaya da bilirdim. Çünkü karşı ormancının buralarda olduğunu gördük. Hatta skor geldi. Aşağıda da işler pek iyi gitmiyor o kadar. 2'ye 6 şu an oyun. Taşıyabilecek misin? Bakalım kısmetse. Böyle oyun oynarken mesela kendi kendine aşağıdan gelen haberlerle işte ne olacak şimdi falan gibi düşünüyor musun? Yani çok moralim bozulmaz genelde. Hani sonuçta oyun 5 dakikada bitmiyor. Tabii değil mi? Daha değişebilir. Karşı tarafta hata yapabilir. Oo. Gibilerim ben düşünüyorum. Son bir vuruş. Gel buraya. Gel buraya dedin ama o pek oranı olmadı. Ama çok önemli burada şimdi sıçrasını kullandırdın. Evet, ve şekilde geri de ittin. Şu an kolay kolay karşına evet, çıkamaz. Koridorumu ittirmeye çalışacağım. Kendi minyonlarımın kuleye öldürtmeye çalışacağım. Mızraklara da kafa atıyorum bugün ama. Ama devamını getiremiyor şu an. Mesela yukarı koridorda evet, şu an yalnız skor alabilecek bir pozisyondasın sanki. Kokluyorsun hatta skoru. Pasifin de var. Evet. Çok belliydi. Hatta pasifin çalışacak. Evet. Yani şöyle evet, can yenilemeyi görüyorsun. İşte Aatrox'a Aatrox yapan en büyük özellik arkadaşlar ama onun için sıkıntı yok. Karşı jungle geldi. Onu da kesmeyi deneyebiliriz. Onu da alırsın muhtemelen diye tahmin ediyorum. Level'ı çok yüksek. 8 level. Ooo skor gelecek bence. Gelecek. Bariyerinde var. Evet. Evet. GG. Kırmızı güçlendirmemiz de oldu. Ooo o Nidalee'nin işi var artık bu dakikadan sonra değil mi? Aynen öyle.
Nidalee'yi bir yakalarsak bundan sonra bırakmayacağız. Az önceki gibi kaçamayacak. Kaçmak yok diyorsun bundan sonra. Tabii de senin de sıçraman da oldu. Bir de Nidalee'nin mesela oyun sırasında, bilmiyorum şu an biraz daha farklı bir ortamdasın ama turnuvalar sırasında, daha evet, ciddi dereceli oyunlar sırasında. Nidalee mesela 10. dakikada sıçramasını kullandı. 15'e kadar mesela şey yazarlar. 15'e kadar Nidalee'nin sıçraması yok, yukarıya gelin. Yani kolay baskın yapabiliriz anlamında. Ama şimdi bu benim lane koridorda çok üstün olmamdan dolayı zaten bir baskına ihtiyacım yok. Onun için pek yazmıyorum onları. Hatta ormancı gitsin mümkünse aşağıda. Aşağıya yardım etsin. Aynen öyle bakıyoruz zaten. Evet, midde biraz sıkıntımız varmış zannediyorum. Orta koridorumuzda. Tabii şimdi 11. dakikada gelen bir kanı sımış. Botun var. Üzerinde Doran kılıcı. Yani Nidalee'ye şu an yukarı koridorda hiç nefes aldırmayacaksın gibi geliyor. Ama o bize nefes aldırmıyor hala. Uzaklar. Oraya bir tane trap koymuştu diyorsun değil mi? Evet. Yalnız... Oo, çok yanlış yaptı sana. Çok yanlış yaptı. Ölümüne sebep olacak muhtemelen. Evet. Evet. İşte görüşün ne kadar önemli oldu. O çılları girerken öğretemedik. Arkadaşlar yüzü şey göstermeyin diye. V geldi zannediyorum. Pek orada olmayacaktır. Geri almaya çalışıyor. Gel oy buraya. Bu arada oyun sırasında bayağı hani rakiplerle konuşuyorsun aslında. Evet, konuşuyorum. Gel buraya, gel buraya diye. Konuşuyorum yani. Evet ya, ben de oynarken mesela böyleyim işte, ya ne yaptın ya, of o hasar ne ya, ama tek başımayım bu sırada ya, böyle şey var. Ya da işte Skype'da, işte TeamSpeak'te arkadaşlar var, o şekilde oluyor ama şimdi Glandal ultisini hiç beklemeden kullandı, orada sanırsam ki skor alacaksın. Bak, kuleyi de tanklama devam ediyor, Glandal tam yeter, tanklama yeter. Yalnız Nidalee gelecek, Lissandra da yardıma geliyor orada. Evet, kaç. Mızrak, ooo çok yakından kaç, geçti. Kaç Glandal, kaç. Yalnız Lissandra arkadan çeviriyor şu an. Oradan bence skor, çevirmemeliyiz. Alsak da ölebilir diye. Ooo yanlış galiba. Hayır, bu hayır hareket. Glandal, hayır. Evet, şimdi yalnız Lissandra ulti gelecek mi? Bir de biz. Ooo tamam. Nidalee'nin işi çok zor artık, evet. Kırmızı güçlendirmeyi de mi aldın sonunda? Neyini aldın yok, onu? Yok, o bitti. Ha, tamam. Buldum basic'le. Tamam. Sonunda gitmiş şimdi, seninle. Kuleyi almak bir tercihtir aslında. Alabiliriz. Ya da takım arkadaşlarımıza destek olabiliriz derken Rumpi'den evet çok güzel yakaladı. Ben de şu an bekleme süresindesin ama işte bunu düşünemedi ve skor geliyor. İşte yani arkadaşlar, Aatrox'un olayı. Aatrox'a aynen öyle. Uzaktan vurabiliyorsanız vuracaksınız. Canı ne kadar az olsa da, pasifi de olmasa da aynen, böyle aynen bir özelliği var. İnanılmaz can çekiyor. Yani Nidalee'nin o en güçlü olduğu zamanlardan bir kuple gibi adeta. Gerçekten eline sağlık. Çok güzel bir oyundu o da. Bumpu'da içeriden zaten sesini duydum. Pek mutlu olmadı bu durumda. Bu kadarıyla. Sana bir çift lopu olabilir oyundan sonra. Olabilir. Ben kaçmaya çalıştım. O kaşındı değil mi? O geldi. Ama yani... bir tane Ayarton öpücük tutturdu. Bayağı bir yetenek vurdu. Ultisini kullandı. Evet, ona rağmen ölmedin. İşte W'nun pasifinden dolayı. Dediğimiz gibi şunu da gösterelim şöyle. Can değeri yarıdayken bu miktar %200 artıyor. Yani 114 artı 20 artı 37. Bir de kana susamıştan gelen can çalma olduğu için. Bayağı bir hasar. Evet, yani daha doğrusu hasar. İyileştirme alıyorsun orada. Şimdi tabii anladığım kadarıyla mahvolmuş kralın kılıcına gideceksin. Aynen öyle. Rakiplerimiz kaçıyor artık bizden. Kaçmıyorlar. Gidiyorlar. Kaçsanıza. Kaçın. Kaçmanız lazım da sizin. Oo, ulti geldi. Oo, pasifim var yalnız şu an. Oradan skor. Oo, son bir vuruş. Evet, oradan onlar kaçacaklar bu saatte evet kadarıyla. Yalnız mızrak. Evet. Mızrak buraya gelmeden. Yalnız 2-1 de gerçekten başarılıydı. Yani son ana kadar o son otomatik atak gelseydi ya da... Son durdurmanın yolu aslında bu. Üstüne kitle kontrol mümkün olduğu kadar mümkün kullanacaksınız olduğu kadar, ki vurmasın. Bu arada yani 500 altın herhalde olabilecek en doğru hedefe mi verdin? Rakip ormancıya verdin. Yani orada Nidalee'ye gitseydi daha mı farklı olurdu? Nidalee'ye gitseydi aslında daha farklı olabilirdi. Yetenek gücü alıp gelebilirdi. Zaten dürtmesi çok kolay evet, kafa atıyoruz bugün.
Peki. Şimdi peki mahvolmuş kralın kılıcının aktifi. Onunla da ilgili bir yorum yapmak lazım. Az önce gördük mesela. Bir yavaşlatma etkin olsaydı orada Nidalee'yi almayı başaracaktın değil mi? Aynen öyle. Amacım da zaten onu almaktı. Yani mahvolmuş kralın kılıcını almamdaki amaç zaten canımız çok yüksek. Can çalma miktarımız çok yüksek. Hasara da ihtiyacımız yok. Aktifinden gelen hasara da çok böyle bir amşan ihtiyacımız yok. Ama dediğim gibi slow'una yavaşlatmasına ihtiyacımız var. Aynı zamanda bize de bir hız kazandırıyor. Daha kolay yakalıyoruz. Tabii mahvolmuş kralın kılıcı da özellikle yukarı koridorda birçok şampiyon tarafından artık kullanılmaya başlandı. Minyon biçerken bir şey daha söyleyeyim. Can çalma oranımız çok yüksek olduğu için W'nun aktifini kullanabiliriz. Rahatlıkla. Daha hızlı. Artık dengeledin değil mi? Yani o giden canı bir şekilde geri alabiliyorsun. Aynen öyle. Geri alabiliyoruz. Mesela kuleye vurup şöyle yapıp ondan sonra şöyle. Yanlış yaptı galiba. Evet yanlış yaptı. Normal formuna geçerek. Evet hata yaptı. Canını yenilemeye çalıştı. Burada aktifini kullandık bildiğim kadarıyla. Ve yavaşlattık. Evet yavaşlattık ve skoru almayı başardık. Ormancı da ortada şu an. Sen de rahat rahat burayı ittirebileceksin. Aynen öyle. Şu an skor pek iç açıcı değil. Onun için ittirmeye oynuyorum oyunu. Tabii sen burayı dağıtırsan, buradaki senin kartopu etkini diğer koridorlara taşırsan onun kadarıyla bir umudumuz olabilir. Şimdi ondan da biraz bahsedelim. Üst koridorda koridoru kazanmak nedir? Bu kadar ezici üstünlükle alırsanız oyunu. Svedriel'den de özür dileyerek. Yok yok. Ezici üstünlükle kazanırsanız koridorunuzu karşı ormancı daha çok size doğru yönelik oynamak zorunda kalacak. Bu sefer alt koridor rahatlamış oluyor. Veya gelmezse de bu şekilde kuleleri alıyorsun gelmezse, değil mi? Gelmezse kule alarak bu sefer gold altın olarak yardım etmiş olacağız. Bununla bir işimiz kalmadı. Şimdi kitle kontrolden kolay kaçabilmek için böyle bir şey alacağız. Evet, o da gerekli. Aslında birazcık eşya düzeniyle bana Zed'i de andırıyor. Böyle Zed'de de devamlı can çalma ya da hasarınızı yükselten. Yüksek hasara yönelik aynen öyle. Değil mi? Biraz böyle şampiyonlardan parça parça alınıp toplanmış. Biraz ondan. Irelia'dan, Jax'ten. Ama yani ortaya çıkan sonuç özellikle ultisi. Yani ultisinin üzerinden geçmeden olmaz. Evet. Etrafındaki rakip şampiyonlara hasar veriyorsunuz ve o verdiğiniz hasardan sonra daha da güçleniyorsunuz. Bu çok önemli. Evet. Aatrox'un benim en sevdiğim yanı yeteneklerinden ziyade iki tane yeteneğinin büyük hasar veriyor olması. Çünkü rakiplerimiz bize zırh karşımızda oynarken zırh alacaklar. Çok yüksek fiziksel hasarımız olduğu için. Bu da onlara verdiğimiz hasarı azaltacak. Ama E ve ulti sayesinde büyük hasar olduğu için çok daha rahat onların canını götürebiliyoruz. Aynı mesela şekilde. Ben de bunu Yorick oynarken çok sevdim. Çünkü W'sunda büyü hasarı vuruyorsunuz. Evet. Ve rakip de devamlı hani zırh alıyor Yorick'e karşı. Aynen. Öyle bir gafletli bulunduğu zaman size W'yu açtıkça hani gerçek hasar gibi vurmaya başlıyorsunuz bir yerden sonra. Burada da böyle bir durum söz konusu. Yani Aatrox'a karşı aslında zırh yaparak kurtulamıyorsun değil mi? Aynen öyle. Peki rakip takım şu an hangi eşyayı yapsa senin canın çok sıkılır? Rakip takım hangi eşyayı yapsa koruyucu melek olabilir. Uğraşmak istemiyorum açıkçası. Bir daha yatsın kalksın derken. Aynen öyle. Çok vakit kaybı. Vakit kaybı olmaması gerekiyor. Yani sıradan geçirmemiz gerekiyor kılıçtan. Aynen. Onun haricinde mesela Randuin alameti veya donmuş yürek. Bunlar ne kadar etkiliyor sence? Aatrox'un gücünü daha doğrusu. Şimdi Aatrox'un gücü aslında kendisinin saldırı hızından geliyor. Yani dayanıklılığı, savaşta kalabilme süresi tamamıyla. Evet, burada skora koşuyorsun. Evet. Oraya derken şimdi bir de Lissandra geldi. Tutuştur geliyor ama sanırsam kaçtı orada Nahri. Peki Glandak ne yapıyorsun Glandak? Oo ulti geldi Varus'tan. Kule sende şu an. İçeri daldın. Pasifin çalıştı. Peki devamında ne olacak? Orada Ekstrim bayağı bir zarar gördü. Hala açık bariyerim var. Evet. Lissandra da karşısı ama sanırsam ki oradaki savaş pek işinize gelmedi. Evet orada bir. Ama boş geçmeyin diyorsun. Oo, oo çok güzel. Çok güzel işte. Ama öldük mü? Ölmedik. Sanırsam ki ölmedi. Sona geldi. Bulabildim. Sana çalışmaya devam ediyor. Oo fena kötü oldu. Ben şimdi buradan kaçmayı deneyeceğim. Kaçtım muhtemelen ve bir de iyileştirme geldik. Sanırsam skor alabileceksin. Bariyerin de var.
Evet, orada hatta 2'de 2 bile yapabilirsin. Yok, hayır, o skoru sen almadın. Nidali'den dolayı biraz geriden. Hala gözü bende. Yalnız çok uzaklar. 2'de 2 bu arada Draven yaptı. Tabii ona da lazım değil mi skor? Sen zaten karnın birazcık bir doymuş durumda. Evet, kulede yani hala ayakta. Aşağıda birbirleriyle uğraşmışlar hep. Kuleleri bırakmışlar. Sizin kuleniz ayakta. Tabii şu an bir 400 altın eksiğim var. Evet. İki tane atak hızlı hançeri alıyorsun. Biraz dayanıklılık karışımı da alabiliriz. Savaşlara gireceğimiz zaman. Ama ben bir an önce tamamlamak için mahvolmuş kralın kılıcını. Biraz bekleteceğim. Mesela yukarıdan bu kadar karnım doymuş bir şekilde geldin. Evet. Takım savaşlarına skorları almaya devam eder misin yoksa bırakır mısın? Açıkçası ben ona hiç dikkat etmem. Takım savaşlarında özellikle kendi takımımla oynarken destek şampiyonum almış. Üst koridor oyuncusum almış. Hiç ona bakmam. Skor daha da skor gelecek Ankara'da. Yalnız kule altında almayı başardı ama bu onun son olacak. Son evet, vuruş evet. Senden geldi. Evet. Kule altında fantastik hareketler oldu. Nasıl buluyorsun peki mavi güçlendirmeyi? Mavi yani güçlendirme önemli altı olsa. Can mıdır diyorsun bunda da? Candır. Mavi güçlendirmeyi aslında çok kırmızıdan daha çok severim ben. Öyle mi? Bekleme süresi olarak. Tabii bunda bekleme süresini düşen herhangi bir eşya şu ana kadar yapmadın. Evet. Bu arada orada bir şeyler oluyor sanki. Glandak bayağı bir... Glandak ormancılığın kitabına yazıyor. Hadi bakalım son bir vuruş gelir mi? Geldi. Geldi senden geldi hatta. Aynı şekilde kuleyi de aldık. Minyonları ittirdiğimiz için. Tabii oyun başındaki takımın geride olması senin de savaşlara katılman ile... Biraz değişti. Evet. Evet, başa baş oldu. Şimdi mesela... Ejderha var. Ejderha alabiliriz. Şöyle işaretleyelim. Geliyoruz. Glandak Blue'ya gidiyor herhalde. Aslında yaptığımız şey biraz riskli diyebilirim. Önde olmamıza rağmen. Ormancımız yokken ejder yapmak biraz sakıncalı olabilir. Karşı ormancı gelirse istenmeyen durumlar olup 950 gold'tan ziyade takımın moralini bozabilir. Ve bunlar oyun içerisinde şimdi biz hep anlatırken yaşatmaya çalışacağız o olayı ama senin anlatman daha farklı. Nasıl bir duygu mesela? Oluyor tabii şimdi. O kadar emek verip kesiyorsunuz. Son vuruş. Son vuruş geliyor. Biraz can yakıyor açıkçası. Bayağı da moral bozukluğu oluyor değil mi o sırada? Evet. Peki orada vay kaçacak mı karşısına? Evet. Tabii şimdi dengelediğiniz oyunu özellikle skorlara baktığımızda 21'e 18 kuleler aldınız. Kulelerde de öndeyiz. Ejderha aldınız. Ejderha aldık. Aslında oyunu pek takip etmedim. Bu ilk ejderme atmadık ama. Evet, oralara hiç göz gezdirmedik. Tabii bir yandan anlatırken her şeyi de bakabilmek çok zor. Evet. Hiçbirimiz de bir boy değiliz şimdi değil mi? İzliyor musun peki, takip ediyor musun hiç farklı streamerları, oyun tarzlarını yani, bakıyor musun? Takip etmek gerekiyor tabii ki yani. Biraz kendini geliştirmek için. Tabii şimdi takım savaşı başladı. Orada sandviçini kullandın. Ben çok içeri girmek istemiyorum açıkçası. Evet. Aslında girmeniz de kötü olacaktı. Armino'da evet, canından anlaşılacağı üzere. Karşıda Nidalee varken tabii böyle listeleri almamak lazım değil mi? Aynen öyle. Kaçarken bir anda dönüp bir mızrakla. Senti. Oldu mu? Oldu mu? Tabii görüş yokken rakibin kim canlanmış, kim gelmiş, kim çıkmış, evet, onların bilgisine sahip değilken böyle hareketlerden uzak durmamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla sen de koruyucu meleğe gidiyorsun. Evet, koruyucu meleğe gideceğim. Bize odaklandıkları zaman önce koruyucu meleğimiz açılacak. Sonra pasifin. Dirileceğiz, bir daha kalkacağız. Pasif açılacak, öleceğiz. Oyunda bir de zileyan varsa ızdırap. Evet, olabilir. Güzel olabilir aslında kombinasyonları. O da bayağıdır rekabet sahnesinde görmediğimiz şampiyon ama şampiyonlar geldikçe, oyunlar yapıldıkça biliyoruz, kim bilir? Glandak. Hadi bakalım. Oo, güzel skor geldi. Glandak'ın da burada gerçekten payı var. Evet. Sonuna kadar da kovaladı. Bump'u da önde yakalandı. Bump'u zaten bir tane skor alınca huyudur. Hemen böyle önlere çıkar. Öyle ödür mi? Bir kere rahatlar kendisine gelip. Peki Inna'yı öldürebileceksin. Inna'da bayağı tank şu an.
Sen evet. de orada o trash yakaladı seni. Peki aktifin olacak mı? Pasifin evet. aktif olacak mı? Oldu ama çok güzel bir noktada oldu. Bunun sayesinde orada boy almayı başardınız. Bir de üzerine trash'i alırsanız DM'in keyfinizde. Son bir vuruş kuleden evet seni öldürmeye üzerinde tutuşturum mu var? Evet tutuşturdu seni öldürmedi. Evet. 70 yanına çıkmayı başardın. Gerçekten orada sen de... Şimdi normal bir şampiyon olsa bu canla kesinlikle dönmeyi tavsiye ederim. Ama? Geri ama şimdi göreceksiniz birazdan da zaten. Nasıl bir can çalma yeteneği olduğunu. Evet arkadaşlar. Yani vakti boşuna hazır harcamayalım olun. Dedik. Hazır olun şimdi bakın. Yetenek kullanmaktan ziyade normal vuruş yapacağız. 338 geldi. W'dan dolayı. Bir 338 daha. Şimdi birazcık yaklaşık daha rahatlayacak. Yaklaşık 10-15 tane vurduktan sonra... Evet ondan sonra normal. Arkadaşlar bu ulti falan değil. Normal atakları. Bir anda ne kadar canını dinlediğini... Aynı şekilde aktife de çevirdiğimiz zaman ekstradan yaklaşık bir 350-355 civarında. Hı hı. Peki şimdi takımın orada kovalanırken sen bu kuleyi ve inhibitörü alacak mısın? Bakalım. Amacım o ama genelde bu kovalanırken evet bir kişiye döner diyecektim. Hı hı. Tabii sana karşı şu an çok bir şans olmayabilir. Kule altında ulti yemezsen. Bu arada Ahri sanırsam sana dönecek şimdi. Orada en son mavinizin orada skor almıştı. Oradan bir yerlerden çıkabilir. Haberin olsun. Sözüm meclisten dışarı. Evet şimdi orada ulti gelecek mi? Ooo Nidali de geldi, Ahri de geldi. Gider ayak diyorsun ki madem verebileceğim hasarı vereyim ama evet, evet kapatlar seni orada. Ne kadar altın verdin? Göremiyorum onu ama buraya kadar dedi galiba. Buraya kadar. Yine bir 500 altın bıraktın 500 galiba. 500 bırakmışızdır evet. Ama bu ama, sefer koruyucu meleğimiz evet, var. Evet bu da çok önemli. 2 dakika içinde de pasifimiz açılacak. Hı hı. Artık bayağı hani vakit kaybettiren bir şampiyon olacaksın. Az önce sen söylüyordun. Koruyucu melek aynen hoşuma öyle. Gitmiyor bu diye. Stratejinin amacı da takım savaşlarında çok dayanıklı olmadığımız için gerçi şu an koruyucu melekle 146 zırhımız oldu. 118 direncimiz var bir direnci. Canımız da çok değil. 2000. Hani, odaklandıkları zaman takımda böyle ben bakıyorum yani fırlatmak için maçı her şeyi yapıyorlar. Evet odaklanıldığında koruyucu melek çok etkili bir eşya. Koruyucu melek olması gerekiyor bu kadar zayıf bir can değeri olduğu zaman. Evet. Çok zor bir maç aslında bu. Çünkü takımınız Draven haricinde çok iyi durumda değil. Evet. Rakip takımda bakıyorum şu an özellikle ormancıları iyi duruma gelmiş ki Allah'tan ormancıları gelmiş. Orada çünkü daha tehlikeli şampiyonlar var. Ahri olsun, Nidalee olsun. Evet. Onlar da o skorları alabilseydi şu an çok daha farklı bir sahne olabilirdi aynen belki de. Kötünün iyisi. Kötünün iyisi evet. Buna da şükür diyoruz. Peki şimdi mesela bu durumda turnuvada da karşılaşıyorsun. Normal dereceli oyunlarda da karşılaşıyorsun. Evet. Taktik ne olur mesela? Taktik ne olur? Şu an baktığımız zaman kule vermemişsin. Kuleleri, bu güzel bir şey. Kulelerin çoğunu almışız. Evet. Bu arada ben de seni lafı tutarken. Oo yalnız kendisini mi? Ulti attı zannediyorum. Evet ulti attı ama kaçabilecek mi? Kaçamadı. Çok çok zor artık. Evet. Bumpu. Gire gire. Ya ama az önce konuşmuştuk bunu değil mi? Bir tane evet. skor alınca hemen coşar. Fantastik aynen hareketler aynen yapar evet. diye. Evet yakaladık şimdi. Sanırsam sorumun cevabını bu şekilde almış oldum. Rakibi yakalamak. Aynen öyle. Şimdi aynı zamanda da zannediyorum Dragon geldi. Hı hı. Tek başına alırsın diye tahmin ediyorum. Evet alıyorum. Nidalee'yi kovalamak yerine. Bizim takım öyle ya. Hani rakip şampiyonları gördükleri zaman gözleri dönüyor. Ve hemen üzerlerine gidiyorlar. Olacak zaman içerisinde olacak. Şöyle pink diyelim bakalım. Evet. Zamanı geldi diyorsun. Evet. Koşa koşa geliyor Glandal'da. Bu arada Lissandra ile beraber... Ama Draven'dan aslında ihtiyacımız vardı Draven'a ama bir deneyelim. Ne dersin? Hızlı bir şekilde alır mısınız? Deneyelim. Gelmezlerse alırız ama. Mahvolmuş kılının kılıcı çünkü. Bayağı etkili Baron'a karşı. Evet. Ki çok rahatlıkla sen şu an tanklayabilirsin. Yani sırayla tanklarsanız Glandal kendi üzerine açtığı o kalkanıyla sen de canı yedikten sonra yakına girerek hızlı bir şekilde. Ama işte tehlike bu. Geldiler.
Glandal bakalım çarpı doğru zamanda kullanabilecek mi? Hiç oralı bile olmadın sen ve rakip takımı uzaklaştırdın. Biraz uzaklaştırmaya yönelik oynuyorum ben. Onlar Baron'a devam ederken. Ama zaten artık Draven'ın bir el atması lazım. Acı çektisin çocuklar orada. Ha gayret. Oo, daha da canı var ya. Yani Draven aşağıda bir tane minyon dalgasını aldıktan sonra yürüye yürüye geldi. Evet. Allah'tan siz varsınız da birazcık hasarınız var. Bayağı işiniz vardı. Tabi bu sırada senin pasifin de geldi. Artık iki kere kalkacaksın. Koruyucu melek de var. Hı-hı. Aynı şekilde mahvolmuş kralın kılıcından da bir miktar da olsa can çalıyoruz. Hı-hı. Kan uslamıştan çalıyorsun aynı şekilde. Evet. Yavaş başlamış. Gidelim. Evet. Sonra. 4 kişi kalmamıza rağmen şu an daha güçlüyüz aslında. Aynen, aynen. Sen daha son sözü söylemedin. Peki gidecek oraya vazgeç. Lissandra mı atıyor peki? Oo, evet. Rakip işte taşıyıcıyı yakalayınca hiç düşünmedi. Hiç düşünmedi ve doğrusunu da yaptı. Çok güzel. Orada. Çok güzel. Skor evet. Derken. Peki orada. Bu yine kendisini buldu o noktada ve bunu kaçıncı defa gördük? Bir 3 kere saydım ben. Oldu galiba. Evet. Hatta 4 dolar bir tane sana kule altında öyle geldi. Şimdi kule altına buradan aslında deneyecek misin? Deneyebiliriz. Çok güçlüyüz. Aynı şekilde Glandal da çok güçlü. Sen direkt Boros'un üzerindesin. Hep gözün onda. Ben niye zıplayamadım oraya? Seni çünkü tam zıplarken çekti anladığım kadarıyla Thresh. Evet, oyun cezasını verdi. Evet, şimdi bu sefer sıçrası da yok bakın ama kule altına girmek istemedi. Çünkü Thresh tehlikesi var orada. Evet. Bir de zannediyorum Glandal'ın Q'su bekleme süresindeydi. Beni takip etmeyince geri dönmeyi istedim. Minyonlar yukarıdan geliyor. Rahatlıkla alabiliriz orayı da. Hı-hı. Karşı takımdan iki kişi hala beklemede. Yani kuleden ısrarla yiyorlar ama evet, sonunda başardınız minyonları getirmeyi. Yalnız orada Glandak yakalanan doğru hedef mi? Evet. Doğru hedef değil. Şimdi sen W'nü hemen kullandın. Demek ki takım savaşını arkadaşlar hiç düşünmüyoruz ve W'yi açıyoruz. Damage bakın. Olarak, W'yu hasar olarak kullanıyoruz başta. Canımız yarıdan az olunca ben tercih ediyorum oynamayı. İşte mikro olayı da bu herhalde. Orada ufak bir can barını takip edip hemen orada değiştiriyorsunuz ki ölmeyin. Bu arada Bump'u bu sefer aldı mı? Hayır yok. Nidale aldı. Bump'u düştü yine. Bump'u zaten yaşasaydı şaşırdım. İçeriden birazdan gelecek hissediyorum. Şimdi evet. İki tane inhibitör aldınız. Onları kovalamak yerine buradan çok daha rahat bir şekilde minyonlarına gelmesi lazım. Sonra yardım etmesi lazım. Tabi oradaki minyonlar da senin birazcık sigortan gibi değil mi? Aynen. Canın düştüğü zaman gidip oraya vurup hemen alacaksın. Bu arada arkada şimdi yakaladın ama XNT çok güzel bastı Zonya'yı. Şimdi ikisi yaklaştığı anda. Oo, evet, ilk skor 2'de 2 gelecek muhtemelen. Ve 2'de 2. Başarılı bir hareket. Orada yani insanları da sonuna kadar yenilmesiyle gerçekten senin de ekmeğine yağ sürdü. Aynen öyle. Skoru hediye etmiş oldu bize. Hı hı. O bunları ayarlarken ben de Nexus'un kulelerinden birini yok ettim. Hı hı. O da çok önemli. İki tane inhibitör. Artık harita tamamen sizin. Oyunda eğer çok yüksek derecede de bir altın miktarımız var. Oyun herhalde bu dakikadan sonra vermez sizi tahmin ediyorum. Yani ben o noktaya geçtiniz. Tahmin ediyorum ama. Peki şimdi mesela oyunun bu döneminde nasıl bir şey? Daha mı agresif şimdi yoksa? Biraz burada bekleyip süre olarak anlatalım. Hı-hı. Buradan sonra biraz daha dayanıklılık için Warmog'un zarız. Biz nasıl olsa kazanıyoruz deyip kan susamış alabiliriz. Veya hı-hı, herhangi bir hasar eşyasından alabiliriz. Vahşi Hidra tercih edenler oluyor. Hı-hı. Güzel. Son fısıltı alabiliriz. Takıma göre alabiliriz. Karşıya baktığımız zaman. Zırh var mı diyelim. Bir tek Zonya var gibi duruyor. Dışında. Ordu kalkanı yapmışlar mı? Ordu kalkanı göremiyorum ama evet. Demir Sordari'nin broşu var. Burada tercihimizi biz hasar yönünden aslında kullanabiliriz. Son fısıltıdan ziyade. Evet, bunu ama mesela çok ağzı olabilir. Çok mesela lük oturuyor çünkü şu an hem pasifim var hem hı-hı, koruyucu meleğim var. Üzerine bir de Maw of Malmortius'un üzerinden yani Malmortius'un ağzından gelen o pasif bariyerle gerçekten ölmesi çok zor bir yaratık haline dönüştü değil mi? Aynen öyle. Hem de şimdi biraz koruyucu melekten yüksek miktarda zırh geliyordu. Hı-hı. Bunu biraz dengelemek için Malmortius'un ağzını aldık ve hemen hemen aynı derecede oldu. Hı-hı. Çok önemli tabii. Can değerimiz de biraz daha yükseldi. Elixir
kullandık. Tabii rakipte şimdi iki tane yetenek gücü şampiyonu olunca hem Nidani hem Ahri, hı hı, bu tarzda doğru oldu. Aşağıda neler oldu evet, sırada? Evet, yakalanıyoruz. Evet. Buralar aslında gezmememiz gereken yerler. Daha çok odak noktamız son inhibitörleri olması gerekiyor. Hı hı, takım halini toparlanıp aslında ama evet, işte. Şimdi gene ekmeğimize yağ sürüyorlar aslında. Evet, sen de bu fırsattan istifade orada alacaksın. Çok da fazla bir efor gerektirmeyecek çünkü rakipte de şu an eksik var. Sizde bir kişi düşmüştü ama sen de hızlı bir şekilde orada almayı başaracaksın. İlk kule düşüyor. Şimdi bakalım çok zaten oyunu bitirecekler. Hı hı. Tabi orada son savaş gazıyla gidiyorsun sen de. Orada bir iki dik seni bekliyor. Evet. Oo, Glamdak nasıl çaldı onu ya? Yetenek. Yok, çaldı demeyelim. Güven aldı. Güven aldı. Evet, ellerine sağlık gerçekten. Başarılı ve güzel bir oyun. Yani herhalde şu ana kadar benim bu ustalar vadisinde gördüğüm en muazzam skor. Gerçekten ellerine güzel sağlık. Oldu. Evet, 17-2-10. Neler yaptın? Bir özet geç. Oyunun başından sonuna kadar hatırladığın, aklına kalan şeyler. Şimdi ana düşünce olarak Aatrox birebir de çok kuvvetli olduğu için karşı baskınlar gelmediği zaman koridorumuzda üstünlüğü almaya çalıştık. Hı hı. Bunu da başardık. Çok zorlanmadık. Nidale gerçi üst koridorda biraz zorlayıcı olsa da hı hı, başardık sonuçta. Minyon biçme sayımız da gayet iyiydi. Hı hı. Skorumuzu da aldık. Hı hı. Fiziksel hasar eşyaları aldıktan sonra biraz daha kar topu etkisine dönüştürmeye çalıştık. Hı hı. Onun amacı da hem koridorumuzu ittirmek, kuleyi alıp diğer oyunculara altın aktarabilmek. Bu olmuyorsa da karşı jungle'ı kendi üstümüze çekip, karşı, hı hı, ormancıyı, diğer tarafları gene rahatlatabilmek. Nefes aldım. Aynen öyle. Üst koridorda yapabileceğimiz şeyler sınırlı oluyor. Bariyer ve, hı hı, sıçrayla. Hı hı. Bunları başarabildiğimizi düşünüyorum bu oyunda. Çok da zorlanmadık. Süper. Ellerine sağlık. Arkadaşlar bir iki dakika mola verelim. Hem de sen de susamışsın artık bu kadar konuştuktan, evet, anlattıktan sonra. Biz de sularımızı tazeleyelim. Glandak yokken ben bu görevi üstleniyorum. İki dakika sonra buradayız. İkinci oyunda beraber olacağız. We'll be right back.
Arkadaşlar tekrardan merhaba. İkinci oyuna geçeceğiz. Evet. Nasıl, heyecanlı mısın? Heyecanımı yendim biraz. Heyecanlıydım. Süper. Süper. İlk başta çünkü böyle bir hafif titreme oluyor, böyle bir heyecan oluyor değil oluyor. Mi? Oluyor. Bir de minyon biçerken kaçırınca ister istemez kendi kendine. Tabii canım, o kadar olacak. Yani buraya gelen herkesin yaşadığı bir süreç o. Peki birazcık sizin takım Zone Esports değil mi? Evet. Yani ben maçlarınızı CGT olabilir veya Temel turnuva olabilir. Go for Roller'den olabilir belki. Belki oradan da. Hı-hı. Nasıl durumunuz peki? Nasıl gidiyor takım şu an? Takımımız Jaxpan geldi bu arada. Hı-hı. Çok mevzusu geçmişti. takımımız yaklaşık 2-2,5 ay önce kuruldu. Hı-hı. Ana anlamıyla. Yani. Oyuncularımızı bireysel yetenek olarak gayet iyi seviyedeler. Hı-hı. Hepsi yüksek seviyede oyuncular diyebilirim. Onun dışında takım oyunumuzu geliştirmeye çalıştık bu 2 ay boyunca. Go for LoL'lere katıldık, çeşitli turnuvalara katıldık. Başarı da elde ettik diye düşünüyorum artık. Sahnelerde siz de görecek miyiz peki? Göreceksiniz, YST'de olacağız. Hadi bakalım. Ay birincilikleri kazandık, haftalık birincilikler kazandık. Bunun gibi başarılarımız var. Yeni takım güzel olmamıza rağmen. Güzel, bakalım arkadaşlar belki de turnuvalarda Zone Esports'u izleyeceğiz. Hatta Riot'ın orada oynar mısın? Aatrox oynar mısın mesela, çok önemli maçta? Aatrox oynayabilirim ama biz takım içinde daha çok şampiyon tercihlerimizi konuşarak 5 kişi yönlendirdiğimiz için ona göre bir kombinasyon kurarsak, yani Aatrox buraya cuk oturur dediğimiz bir yer olursa tabii ki oynarım. Yani. Geçen oyunda mesela Grandak çok güzel bir şey yaptı. Senin yukarıdan çok da fazla tank olmayacağını hesaba katarak çok tank bir ormancı aldı. Senin de tercihin bu yönde mi olur? Veya takım olarak tercihiniz bu şekilde mi olurdu? Takım olarak tercihimiz bu şekilde olurdu eğer Aatrox'u üst koridora seçseydik. Hı hı. Aynen öyle. Çünkü yani birisinin eninde sonunda tanklaması gerekecek değil mi? Aynen öyle. Zaten bu işi de paylaşmış gibi olduk. O tuttu, ben öldürdüm. Durdurdu, vurdu derken aynen, gol oldu. Ve aynen, çok güzel bir skorla bitirdin. Ama bu sefer birazcık daha dikkatli olmanı tavsiye ederim. Çünkü karşı takım hırslı. Evet, yani benden böyle bir tüyo gelsin. Kadrolar aynı zannediyorum. Ufak değişmiş, tefek değişiklikler var. Svedial bu sefer karşında Glandak olacak. Glandak karşıya geçmiş. Evet. Glandak seni kamplayabilir ona göre. Totem ne dersin? Bu sefer başlayalım mı? Yani anlattığım bir şey var tabii. Gerektiği zaman iki kişi gelse bile şampiyonun mekaniklerini kullanarak. Evet. Kaçmaktan ikisini ziyade skor almayı deneyerek öleceksek bile en azından boş ölmemiş oluruz. Hı hı. Yani o ilk kanı döktükten sonra herhalde ölsem bile çok da fazla üzülür müsün? Yani çok üzülmem açıkçası Aatrox oynadığım için. Hı hı. Yani üst koridorda birebir de veya karşı ormancı geldiği zaman ölmek tabii ki geriye atıyor. Hı hı. Yani
altın avantajı karşıya geçmiş oluyor. Ondan hı-hı. ziyade o 4 level oluyor. Siz 1 level oluyorsunuz, 2 level oluyorsunuz. Kar topuna dönüştürmemeniz gereken bir koridor. Hı-hı. Ya şöyle bir şey var bir de. Mesela ben maçları anlatırken de hep böyle aklımdan geçiyor. Şimdi siz koridorunuzda devamlı takaslarda bulunuyorsunuz. Evet. Ve hani skor alıyorsun, altın kazanıyorsun. Bir noktadan sonra kazandığın altın düşmeye başlıyor. O şampiyonun tabii. vereceği altın düşecek. 300-270-280. Yani, evet. Ve sanırsam 5 veya 6. skordan sonra artık böyle minyon altına dönmeye başlıyor yavaş yavaş. Gibi oluyor. 0-5-0-6 gibi skorlarla. Evet. Peki bu sırada öbür koridorlarda devam ediyor mücadele ve onlar ölmeden seviye atlamaya devam ediyor. Hı hı. Sen geldiğinde 6 tane skorun var, 5 kere ölmüşsün. Ama rakip mesela 1-0-0. Koridorda çok fazla kalmış, minyon biçmiş ve seviyesi senden yüksek. Bu durumda avantajsız duruma geçiyorsun bir anda, değil mi? O biraz sıkıntılı oluyor. Aynen öyle. Altından ziyade dediğim gibi biraz daha level avantajı çok önemli oluyor hı hı. bazı durumlarda. Hı hı. Onu dengelemek gerekiyor. Tabii şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Aldığınız eşyalar sizin yeteneklerinizin vuruş potansiyelini arttırıyor. Ama esas önemli olan şey yeteneğinizin seviyesinin artması. Birinci seviyeden ikinci seviyeye geçerken belki de çok büyük bir eşyanın size vereceği avantajı o şekilde sağlayabiliyorsunuz. Aynen öyle. O çok büyük bir avantaj. Yani aklınızda olsun, oyunların sırasında karşı takımdan birisini devamlı öldürebilirsiniz. O da sizi karşılıklı olarak öldürür ama aşağıda, eğer yukarıda oynuyorsanız aşağıda hayat devam ediyor. Aşağıda sizin önünüze geçmeye başlıyorlar. Evet. Ultileri açıyorlar. Ve oraya gittiğinizde ne oluyor ya, ben yukarıda iyiydim diye düşünebiliyorsun, değil mi? Aynen öyle. Dikkat biraz etmek lazım. Sersemleyebiliyoruz o anda. Bu arada şimdi Pantheon görüyorum orada. Şimdi karşısı biraz daha hırslı oynayacak dedik ama çok agresif bir şampiyon evet. seçimi oldu. Lux. Bu arada Pantheon hakkında ne düşünüyorsun karşında? Pantheon ben çok severim aslında. Mobility olarak diğer taraflara da yardım edebilecek. Aynı şekilde orman içindeki savaşlarda ormancıların birebir savaşlarına çok hızlı müdahale edebildiğiniz için ekstra hı hı. skorlar, ekstra fazladan altın alabileceğiniz bir şampiyon. Hı hı. Aynı şekilde eşyadan bağımsız olarak kendi koridorunda hasarı çok yüksek. Hı hı. Kendi hasarı. Onu da değerlendirip üstünlüğü ele alabilirsiniz. Hı hı. Ama aynı şekilde Aatrox gibi biraz daha dikkatli oynamanız gereken bir şampiyon hı hı. savaşlarda. Mesela şu an aklıma gelen ilk şey o az önce sinsice yaptın, iki tane vuruş yaptıktan sonra o hı hı. aktifini evet. aktif hale getirdikten sonra Pantheon üzerine sıçradığında ona ilk hata yaptığında o bloklayacak onu. Evet, öyle bir onu, sıkıntı var. Onu biraz ayarlamak biraz daha zor olur Pantheon'a karşı. Hı hı. Önce onun pasifini kırıp ondan hı hı. sonra kendi pasifimizi ayarlayıp karşıya öyle bir saldırı yapabiliriz evet. diye düşünüyorum. Glandak, daha doğrusu Bump'u mu gelecek? Bump'u ne yaptığını biliyoruz. Ona göre aldık önlerimize eğer bizi Glandal dinliyorsak. Glandal gelir diye tahmin ediyorum. Jace de aslında sıkıntı. Jace aynı şekilde Nidalee oynadığımız gibi oynayacağız gibi geliyor bana. Çünkü hı-hı. menzilinden dolayı sürekli bizi dürtecek normal saldırılarıyla. Hı-hı. Aynı şekilde Jace'in kendi kombosuyla da bizi zorlayacaktır. Hı-hı. Onun için biraz daha uzaktan oynamaya gayret göstereceğim. Yakınlaşmamaya çalışacağım. Ama şimdi baktığımızda rakip takım senin için sıkıntı yaratabilecek potansiyeli bir incelemeye başlayalım. Zaten bir yasaklama seçim ekranında olayı bu. Pantheon, sersem etme etkisi var. Sinza 3. vuruşunda seni yine havaya fırlatıyor. Lulu yavaşlatıyor. Sincaba maymunu artık tavşana bir şeylere çeviriyor. Bir şeyler yapıyor. Evet yani evet. o birazcık sıkıntı ama evet. diğer iki şampiyon Ezreal'la Jace konusunda çok fazla bir sıkıntın yok herhalde. Şimdi Ezreal'la Jace Ezreal'ın şöyle bir sıkıntı kalabalık olabilir. Kontrolü olarak. Ezreal sürekli E yeteneğiyle bizden kaçabilir. Hı-hı. Yani hı-hı. bizim çünkü hı-hı. söylediğimiz gibi aynı fizdeki gibi vurmamız lazım. Hı-hı. Normal atak yapabilmemiz lazım. Jace'in de şu sıkıntısı olabilir. Jace bizi ittirdiği zaman gene biz ona vuramayacağız. Aradaki mesafe açılmış olacak. Bunu da düzgün ayarlayabilmemiz lazım. Hı-hı. Veya o ittirdikten sonraki Q'yu kullanıp onun yanına gitmek daha mantıklı olacak. Evet, şimdi şu anda tam olarak kestirmek çok mümkün değil. Yani yukarıya Pantheon da gelebilir, Jace de gelebilir. Peki ikisine karşı da başlangıcın aynı mı olur şu dakikada? İkisine karşı başlangıcım aynı olmaz açıkçası. Hı hı. Jace'e karşı biraz daha agresif başlayabilirim. Hı hı. Pantheon'a karşı Pantheon'un damage'inin sersemletmeyle birlikte benden daha çok hasar vereceğini düşünüyorum. 2 level, 3 level seviyelerinde. Onun hı hı. için Pantheon'a karşı biraz daha dikkatli oynamayı tercih edebilirim. Pekala. Şimdi tabii eşya tercih olarak?
Eşya tercihi olarak bu sefer hırstan dolayı Zinzao biraz daha hatik bir jungler olduğu için, ormancı olduğu için bu sefer ben botla başlamayı tercih edeceğim. Hı hı. Kolay kaçabilmek için. Bir tane keşif totem alacağım, kalan altınla da eliksir alın diyor. Tabii şimdi botun fiyatındaki değişiklik de herhalde buna artık... Bu başlangıcı bize kullanılabilir hale getirdi. Eskiden bir tane totem alıp yanında bir tane mi iksir? Bir tane iksir alabiliyorduk zannediyorum. Arkadaşlar o kadar büyük fark ediyor ki koridorda. Yani o bir iksir değil mi? Aynen öyle. Sen hani pro bir oyuncu olarak, profesyonel bir oyuncu olarak daha iyi bilirsin. O bir tane iksir olayları çok değiştiriyor. Ve hani belki de meta yeniden bota mı dönecek dersin? Bota dönebilir. Baskınlarda avantaj sağlayabilir. Ama aynı şekilde Doranlara da biliyorsunuz bir ayarlama evet, şekilde. Evet. Onlarla da aslında güzel olabilir diye düşünüyorum. Hı-hı. Tabii bunun için de biraz zaman lazım. Evet. Göreceğiz hep beraber değil mi? Bu arada cesaret bir şekilde gidiyorsun oraya şimdi. Keşif totemini bir de özel olarak almamın sebebi eğer Jace gelirse bitkinlik var. Aynı şekilde Zinzao da geldiği zaman tutuştur olacak. İkisini hı-hı birden açıkçası göze almamak için hı-hı keşif totemini tercih hala ettim. Yetenek vermedin. Şimdi ani bir baskın olabilir. Yani hı-hı şuralardan gelip böyle arkamızdan 5 kişi gelebilir. Hemen Q'yu açıp buradan kaçabiliriz. Hı-hı. Sıçramızı saklamış oluruz. Belki de sıçrını ve Q'nu kullanacak bir durum bile olabilir değil mi? Olabilir tabii ki. Ama cesaretlisin şu an. Yani buralarda normalde pek dolaşılmaz evet, değil mi? Evet, dolaşılmaz normalde. Evet, şimdi görüşü aldın. Görüşü aldın, hop tamam. Şimdi rahatladın herhalde. Yukarıya kimin geldiğini daha çok biliyorsun. Açıkçası biraz, evet. Oo, kalabalık. Oradan kaçmak lazım. Acaba koridor mu değişecekler? Çünkü Ezreal yukarıda. Ve kaçıncı dakikadayız? Şu an ikinci dakikadayız. Aşağı gitmesi çok uzun bir süre olacak. Evet, evet. Jace'i aşağıda gördük. Koridor şimdi... değişimi olacak. Şimdi... bahsettiğiniz şeyi deneme fırsatımız olabilir. Sen de gelene kadar alabildiğim milyonu. Aynen öyle. Koridor değişimlerinde alabildiğim kadar. Oo, şimdi onu kaçırmayı göze alacağız. Bunu da hem de şey yapmış olalım. Koridor değişimlerine. Yalnız evet çok güzel bir şekilde orada E'yi kullandım ve minyonları aslında ekstrime vurdurdum. Orada Ezreal'ı vurdurmuş oldum. Aynen öyle. E'nin avantajı da bu zaten. Evet. Ve o totemi belki bir daha koyma fırsatın olamayabilirdi. Başta koyduğun iyi olmuş gerçekten. En azından Zinzao gelince haberin olacak şu an. Şimdi koridor değişimleriyle ilgili de biraz bilgi verelim. Koridor hı-hı değişimlerinde genellikle menzilli karakterler tercih ediliyor. Hı-hı. Destek şampiyonlar için konuşuyorum. Ki karşıdaki tek olan zavallıyı uzaktan böyle de oyunun başında öyle oluyor değil mi? Aynen. Baya dürtünüyor yani. Kule altında rahat vermiyorlar. Minyon kestirmiyorlar. Gerçi şu an sanki o koridor değişikliğinin gereğini yapmıyorlar mı ya? İttirmeleri lazım ve kulene hasar vermeleri lazım. Şimdi o aslında stratejinin ya ittirecekler ve kuleyi çabuk almaları gerekecek. Şimdi daha sizin ormanda Nunu'yu öldürdü. Evet. Hı-hı. Ya da minyonları durdurup benim minyon ve exp almamı, altın ve exp almamı engelleyecekler. İkisinden birini yapmaları gerekiyor. Hı-hı. Vuruyorlar sırtıma sırtıma. Şimdi normalde ikinci yeteneğini tutuyorsun bu arada. Tutuyorum. Herhangi bir baskında Q'da kaçmak için ama W açacağım. Kule altında canımı toparlamaya çalışacağım. Sinza 3 seviye acaba baskında gelir mi? Olabilir. Evet. Geldi. Çok güzel bir hareket. Ve Lulu orada ölecek. Evet, kule tarafından düşürdü. Sen de tutmamış ama hala bariyerim var ve orada aldım, tamam. Skoru aldın. Evet, skoru aldın. Aslında bu senin için iyi oldu değil mi? Şimdi bu benim için iyi oldu. Zaten can değerim çok düşüktü. Dönmem hı-hı gerekecekti. Dönerken 300 gol fazlayla dönmüş oldum. Evet. Yukarıda 3 kişi olduğundan dolayı diğer taraflarda biraz baskı kurmamız gerekiyordu aslında. Hı-hı. Şimdi evet agresif tutumundan hiç ödün vermiyorsun. Evet. Yine fazla can çalarım diyorsun. Tabii böyle durumlarda bazen hani mesela bu skoru alamasaydın daha farklı bir tercihin olurdu diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Birazcık daha koridorda kalmak için. Ama bu tabii ki senin lehine olmuş oldu. Bir tane skor kuleye gitti, bir tanesi de sana geldi. Ve aslında artık o kadar da geriye yaslanman gerekmeyecek mi?
Ne dersin? Onu artık Ezreal'ın ve Lulu'nun oynayış tarzı gösterecek bize. Hı hı. Çünkü onlar her halükarda benden daha hızlı ittireceklerdir. Eğer isterlerse. Hı hı. Ben elimden geldiği kadar kuleye yaklaştırmamaya çalışacağım onları ama. Evet. Şimdi tabii Ezreal da geri dönmediği için birazcık sıkıntı mı olur artık bilemiyorum. O sırada dönseydi, farklı eşyalarda gelseydi. Oo, bu arada kule altında dürtmeye devam ediyorsun. Tabii bunlar alışıksın diye tahmin ediyorum. Alışkınım, evet. Nasıl hareket etmen gerektiğini biliyorsun. Ama koridor değişimlerinde biraz daha takım odaklı oynandığı için biraz zorlanacağız gibi geliyor bu maç. Hı hı. Uyum sağlayabilecek miyiz acaba diye merak ediyorum. Tabii az önceki savaşta sıçanı sonuna kadar beklettin ve kullanmadın. Evet. Bu da çok önemli detay. Sinza gelirse veya kule altına dalma gibi durum söz konusu olursa pasifin olmadığı yerde kendine bir aslında ikinci B planı yaratmış oldun. Aynen öyle. Bir tanesini saklamam gerekiyordu. Bariyer veya sıçradan. Hı hı. Bariyeri kullanıp skoru almayı tercih ettim. Denedim en azından ve aldım. Evet. Önemliydi. Şimdi iksirlerimiz bitti. Biraz zorlanacağız gibi. Az aşağıda sanki kuleyi ittirmeye devam ediyorlar. Tam da arada sırada bakmamız lazım ama evet, biz daha yeni vurmaya başlamışlar. Hı hı. Hmm, bu da pek iyi bir haber değil aslında. Peki yani hani böyle bir baskı altındayken abi alın şu kuleyi de kurtulayım kim geliyorsa gelsin gibi böyle bir düşünce oluyor mu bazen? Oluyor tabii ki. Olmaz mı? Çünkü onların koridor değişiminde avantajı daha büyük. Hı hı. Lulu ve Ezreal alabileceğiniz zannediyorum en kuvvetli karakterler oluyor. Hı hı. Aatrox ne kadar sağlam olsa da onlara karşı illaki zorlanıyorum. Şimdi ultim geldi. Ormancı gelirse belki bir oyun bile yapabilirsin burada. Evet, ama bir pasifin destek gelmesi lazım artık. Aslında duyun böyle bizi. Durumlarda yazabilirsin yani ya da direkt işaretleri de kullanabilirsin. Şöyle yapalım. Evet, evet. Unutmayın bizi aşağıda. Svedrial, duy bizi. Yardıma gel. Zor durumdayız. Evet, şu an totem almadım mesela. Toteme gerek yok. Zaten kule birazdan gidecek. Hı hı. Ve geriye yaslanacaksın sen ya da aşağı gideceksin. Durdurmaya çalışacağım minyonları. Hı hı. Orada rahat rahat kendimi biçmeye çalışacağım. Hı hı. Şu an yakın seviyedeyiz Glandal ile. Daha çok karşıdakiyle karşılaştırıyorum ben kendimi. Hı hı. Tabii oradaki aynı eşleşme diyorlar ona. Aynen öyle. Şu an eşyada biraz daha üstünüm aslında. Evet, geliyor zannediyorum. Evet. Hatta Ryzen... Oo, Ryze yakalandı. Sen gittin. Peki Nunu olayların biraz farkında mı? Geliyor. Değil. Geldi. Ve senin de pasifin geldi bu sırada. Skor gelecek. Evet, skor geldi gerçekten güzel bir şekilde. Aldınız bu skoru. Bu beni rahatlatacak. Evet, aynen. Şimdi buradaki baskı kırıldı. Altıncı seviye olduktan sonra gerçekten de hani o işareti vermen çok önemli. Arkadaşlar burada bir kez daha görüyoruz. Hani takım arkadaşıyla iletişim. Belki orada bunu gelmeseydi alabilirdin ama kendi canından olabilirdin. Ben de ölebilirdim. Evet. Hı-hı. Burada aynı şekilde aslında dayayabilir miyiz? Kule altına. Svedrial evet. Nereye gitti? Uyan Svedrial. Evet, manası yok çünkü şu an. Evet, erken gelseydi alabilirdik ama. Biraz geç kaldı. Pinekledi o çalılarda bir süre bekledi. Tabii şimdi haritada görüş olmaması da onu birazcık tedirgin etmiş olabilir. Sinza'da olabilir. Orta koridora yakın bir yerlerdeydi. Pantheon'la beraber. Pantheon'un da ultisi var. Yani bir anda sizi kapatabilirlerdi. Ondan korkmuş olabilir. Olabilir belki. Hatta sen de şu an bu ihtimali düşünmelisin diye tahmin ediyorum. Çünkü haritada şu an kimse yok. Şu an benim bütün yeteneklerim kullanılabilir olduğu için rahat. Açıkçası rahat. Hı-hı. Rahat. Fırsatım varken minyon biçmeye çalışacağım. Hı-hı. Mümkün mertebe. Evet, bu arada seriye bağlamış bir şans faktörü devreye girmiş galiba burada. Evet, 30 canlı, hatta daha az bir canlı, tek basamak bile olabilir. Şimdi 4'er kişi aşağıdayken, evet, kendine ortası boşken, evet, ne kadar fazla minyon biçersen o kadar kârdır. Evet, biraz bir de koridor değişimlerinde böyle oluyor. Sinekten yan çıkarmaya çalışıyoruz mecburen. Şimdi tabii canım her minyon önemi var değil mi böyle durumlarda? Tabii ki.
Evet, orada bir skor gelmesi. Bilecek gibi. Son bir buz, evet, patlaması. Armina, evet, oradan skor çıkaracak. Hiç bakmaya bile gerek olmadı. Yalnız evet, ulti birazcık canını sıkabilirdi. Vurdu mu acaba? Bariyeri kullandığına göre. Az önce Q'yu ikinci olarak yükseltmiştim, pullemiştim. Ama burada W yeteneğini de arttırabiliriz. Daha dayanıklılık için. Çünkü çok hasar alıyoruz. Bir an önce doğsun istiyorsun canım. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, bu yeteneklerden kaçmak da çok önemli. Şimdi bir tane daha vurduracağım kendime. Erken vurmadı. Tabii E yeteneğinde garip bir gidişi var. Normal yeteneklerden birazcık daha farklı. İlk önce geniş bir açıyla başlıyor ve evet, böyle gidiyor. Evet, azalarak o açı gidiyor. Onda yani çok uzaklardaki şampiyonu tutturmak kolay değil anladığım kadarıyla. Biraz daha yakındakiler kolay oluyor, evet. Evet. Şimdi bunu gelecek oraya anladığım kadarıyla. Başka biri de gelebilir karşı taraftan diye zannediyorum. Uyarıyorlar beni. Bunu hala bekliyor. Oo, çok güzel bir taktik yaptılar yalnız. Evet, ben uykuya daldım. Yalnız orada onun ultisi de güzel kullandı. Bariyerin var ama müthiş bir hasar geldi. Evet, teleport biraz geç de olsa. Rise. Hadi Rise. Orada skor alamayacak. Hatta kendisi de düşecek muhtemelen. Peki Svedial bu sırada. O da düştü. Gerçekten. Biraz odaklanma sorunu yaşıyorum bu dakikalarda. Ah arkadaşlar. Yalnız güzel bir baskın geldi. Evet, güzel bir oradaki baskın. Görüş. Pantheon'un olmasının oyundaki etkilerini görüyoruz. Orada Lulu'nun güzel oyunları vardı. Yani hem seni bir anda o tavşana çevirdi. Tavşan mıydı bilmiyorum. Lulu çok güzel oynadı, evet. İlk önce seni o Pantheon'un ultisinin içinde kalmanı sağladı. Aynen öyle. Üzerine bir de Pantheon'a ulti atarak onu da kuleyi tanklamasını sağladı ki Pantheon da çok rahatlıkla kule tanklayabilen bir şampiyon. Aynı zamanda aslında bilmiyorum isteyerek mi oldu ama ben Pantheon'a zıpladığım anda Pantheon'a ulti atarak benim de zıplamamı kesmiş oldu. Evet, evet, o da çok önemli. Ben hasar veremeden öldüm. kamp devam ediyor yalnız. Kamp bırakın devam beni, ediyor. Bırakın beni. Kampa devam ediyorlar bu sıralarda. Tabii tehlikenin farkına varlar. Geçen oyunda hani boş bırakınca neler olduğunu gördüler. Evet, öyle oldu. Bu sefer iki kişi geldiler. Vedral. Ah Svedial. Ah Nunu. Bir meşhur bir replik vardır. Hatırlar mısın? Vay Nunu vay. Vay Nunu vay. Burada Hatfiyat Yiyici'ye selamımızı çakalım. Böyle durumlarda mesela ne yapıyorsun? Şimdi çünkü bir iki tane hatalı oyun oldu ve çok geriye düştünüz. Şu dakikadan itibaren ne yapman gerekiyor? Şu dakikadan sonra kar topu etkisine bırakmamamız lazım oyunu. Koridorları ittirmemememiz lazım. Mümkün mertebe korumamız lazım koridorları. Aynı şekilde Dragon'u da biraz önemsesek çok iyi olur. Totem koymuşuz. Bir kuleyi vermememiz lazım mesela. İyice harita kontrolünü kaybetmemek için. Kaybetmemek için. Aynen öyle. Aşağı geliyor şu anda bir uyarı atalım. Ama şöyle bir şey var. Hem Ryze hem sen oyun sonunda sanki... Daha güçlü olacağız gibi. Evet, rakiplerimize göre. Oo, agresifsin. Evet. Zandak'ta hiç risk almadı. Seni gürleyen darbeyle geri gönderdi. Zandak'a göre benim can yenilemem daha rahat olduğu için. Yalnız şimdi... Evet. Şimdiden gitmeyi tercih etmediler. Lulu geliyor, Lulu geliyor, Lulu geliyor. Biraz kaotik bir ortam var şu an. Çünkü çok... sizin ormanınızdan çıkıyorlar daha önce, sizin toteminiz yok. Çok kalabalıklar sanki biraz. Ulti için sanki kolluyorsun ama... Güzel bir ulti pozisyonu. Yalnız. Çok darbesi. Bize 3 kişiyiz aslında. O yüzden sıkıntı. Hep eksiyiz yani. Orada hemen Jayce'i en azından aradan çıkardın. Evet. Peki o sırada Azaktot ultiyi çok güzel kullandı ama Armina'yı yakaladılar şimdi yine Mabulon'u ama kule onu bitirecek mi? Son bir vuruş Armina'dan gelir mi? Hadi Armina. Gene şans faktörü diyelim. Gelmedi. Gene şans faktörü. Evet, ikidir bunu görüyoruz değil mi? Şimdi Kanostomuş bitirip tamamlamaya çalışacağım Kanostomuş'u. 100 hasara. O neydi? Bir dakika. O neydi öyle? Ezreal show yaptı orada.
Evet, 2-2 yaptın bunun karşında ama. Helal olsun. Sanki Ezreal'ı 2-2 fırsatı yakalamışken. Evet, evet, çok önemli, çok önemli. Ben de hemen orayı işaretle gösterdim. Peki takım arkadaşların uyacak mesela buna, bu çok önemli. Ezreal'ın gelip en azından bir çarpla ya da bir tüketle, Q'suyla sana kaybetmesi gerekiyor. Evet. Totemi nereye koyacaksın? Evet, defans şekilde. Ben sanırsam, evet şimdi uyandı. Şimdi geliyor yavaş yavaş. Oo, canından da feragat ediyorsun. Canım şu an azalsın. Zaten şu an bunu gelince çalışıyorum. Bunu gelince ben toplayacağım fazlasıyla. Oo, olmadı ya. Neyse neyse, yanlış hedefe gitti. Peki Svedrial? Isır onu. Rakip aldı. Olmadı ya. Rakip aldı. İşte eksik olmanın kötülükleri değil mi? Tabii ki. Yalnız inandılar şu an. Ve ulti. Evet. Sanki biraz da almak için oynadın değil mi orada skoru? Yok, skordan ziyade ölmemeye çalıştım. Hı hı. Ama güzel bir skor geldi orada. Ve Pantheon'u durdurdunuz. Yalnız. Evet. Jayce. Üzerine ulti de geldi. Evet. Pasifini tabii şimdi yemletiyorsun kendini. Evet, orada skor alacaksınız bu sefer. Şimdi yavaş yavaş biraz, bir dönme. Toparlanmamız lazım. Evet, şimdi dönme sinyali verdiniz. Korumaları gerekiyor. Topta çok fazla minyon dalgası oldu. Hı-hı. Toparladın ama şu son takım savaşı demeyelim, kaotik savaşlarda. Evet, kaotik savaşlarda devam ediyoruz zannediyorum. Fırlatmaya. Tabii Ryzen oyunun başında birazcık geride kalmasını beklersiniz ama yani bu derece değil herhalde değil mi? Evet. Sen söylemeden. Sıkıntılı bir durum oldu. Sen de tabii şimdi kanı susamışının o yüklerini arttırıyorsun. Aynen öyle. Evet. Ortada yalnız karşı takım hiç nefes aldırmıyor. Kuleyi bırakacağız mecburen. Evet. Armin'e sanki bırakma taraftar değil mi? Evet. Grandak'ta. Aa, şöyle yapılmış yalnız, bu çok önemli. En azından takım savaşlarında yakalama veya kaçma durumu söz konusu olmuyor. Şuraya yalnızın olması güzel bir avantaj. Evet. Özellikle takım savaşı bizim lehimize gerçekleşirken şans faktörü bugün onların yanında galiba biraz. Biraz. Bu arada mavi Pantheon. Şahane bakıyorum gerçekten. Bumpu çığır açmış. İlginç bir tercih. Ne dersin peki? Şu ana kadar işledi gibi gözüküyor. Değil mi? Totemimiz de yok, görüşümüz de yok. Biliyorlar mı gittiğimizi bilmiyoruz ama. Sanırsam yakalayacaksın eğer Svedrial'de gelirse. O gelmeyi tercih etmedi, o arkada evet, esas tuzak varmış. Biraz. Zıplamasın bir yere. Zıpladı galiba. Evet, zıpladı. Hemen de gittiği yeri görüyoruz şu an. Çizgilerin yukarıda, orada. Sen de bilinmezliğe doğru gidiyorsun. Oo. Oo. Bu bazen çok kötü karanlıklar, evet. Karanlıklar. Yani Svedrial güzel bir oyun yapıyor. Bu, şu an çok güzel. Orada Armina'nın şimdi vurması lazım. Armina eğer yükleri arttırabilirse o resetlenmedi ama gelmedi. Hayır, daha evet, tazelenmeden. Evet, çok güzel. Sonra gitti skor. 2-2 gitti. Dönmüyorum. Birazcık kaotik bir oyun olduğunu söylemek çok, herhalde yanlış olmaz. Şimdi fazla fiziksel hasar verdikleri için bu oyun ben Ninja Tabisi'ni tercih edeceğim. Biraz zannediyorum totem koyma görevi bana düşecek. En azından kendini güveni alabilmek için. Evet. Çünkü böyle hani çalılara girerken sanırsam ilk yapman gereken şey oraya bir totem koyup hani ne var ne yok orada diye bakıp. Mesela az önceki maçla örnek verirsek Glandal oynadığı zaman önden o gittiği için biraz daha rahat oynama imkanı doğuyor Aatrox gibi şampiyonlarda. Şu an ben önden gittiğim için biraz sıkıntılı bir durum. Ani bir Nashor istemediğim için evet. O taraflara. Şu an alma potansiyelleri de var. Evet, yükseldi fiziksel hasar takımı kurdular. Peki mesela karşı takımda Pantheon var, Jayce var ve Xin Zhao var. Evet. Sen Ninja tabiyle başladın. Devamında peki bunlara karşı bir önlem alacak mısın?
bunlara karşı koruyucu melek olabilir. Randoin'in alameti tercih edilebilir daha çok dayanıklılık için. Çünkü anladığım kadarıyla bana odaklanıyorlar gibi geldi bu maç. Geçen sezon sen savaşı gireceksin gibi ben anlatmaya devam edeyim bu sırada. Geçen sezon SK maçında, SK Fnatic maçında SK bir maçta 4 tane Randuin yapmıştı. Bilmiyorum hatırlar mısın o maçı ama. Evet. sen de orada hayatta kalmaya çalıştın ama kalmaya devam ediyorsun. Bir skor 3'te 3, Armin'e 5'te 5. Bir anda can değerim tekrar yükseldi. Evet, Armin'e... Ben olsam dalmıştım o kule altına. Yani muhtemelen ölmüştüm ama 5'te 5... 5'te 5 şansı için bazen böyle müthiş riskler almalıyor mu? Ben almıyorum ama takımımızın saldırı gücü taşıyıcısı fazlasıyla alıyor bazen. Kuleye vurmaya çalışıyorum ben de. Evet, son güzel bir aldın. Sonuna kadar tantladın tabii orada. Evet. Takım arkadaşların içerideyken bu da önemli. Ben çok daha rahat can çaldığım için. Evet, kuleyi de alırsınız. Kuleleri almamız bizim için çok iyi olacak. Burada bir tane keşif totemi atacağım. Evet, koridora atılan keşif toteminin önemi. Biz geri döndüğümüzde ne yapacaklar? Acaba mavi tarafına mı, kırmızı tarafına mı, dragona mı yönleniyorlar, haşora mı gidiyorlar diye. Bu mesela herhalde geçen sezon, yani bahar sezonundan söz etmiyorum, ikinci sezondan söz ediyorum. Olmayan bir metaydı bu koridorlara. Evet, sonlarına totem... doğru yavaş yavaş. Onun farkına vardılar. Çünkü hani siz geriye doğru giderken rakip takım hızlı bir şekilde acaba barona gider mi? Evet. İşte şüredyalar olsun, sığınak botları çıktıktan sonra özellikle çok önemli bir konu bu. Aynen öyle. Yani siz daha alışveriş yaparken böyle yaydana yaydana gelirken bir bakıyorsunuz orada baron gitmiş. Yukarıda baron Ryze değil kalanlı. De Ryze gitti galiba. Evet, Ryze. Yapacak bir şey yok şu dakika. Sonra yapacağımız bir şey kalmadı. Uzun ejderha aslında. Yapacağımız şey ejderha almak. Aynen öyle. Armin aslında çok hızlı alabilir onu. Ama yardım et bana. O mavi ikisi direkt gelir ya. Şu an durumu iyi diye tahmin ediyorum. Şu an risk. Yaptı. Onları görmediğimiz için burada olabilirler mi riskiydi ki gördük. Aslında totemler olsa onlar hızlı bir şekilde barına. Aynen öyle. Değil mi? Burada mesela çarp kullanmamak bir tercih olabilirdi. Aynı şekilde üst koridoru. Çarpı kullanmasaydı mesela çalma ihtimali olabilirdi ama değil mi rakip takımın? Q'suna güvenerek. Doğru, tüketiyle belki de. Aynen öyle, tüketiyle. Ani baron ihtimaline karşı çarpını saklayabilirdi. Tabii şimdi yukarıdan Pantheon tek başına geliyor ve onun pozisyon dışında yakalayacak mısınız? Ama Pantheon da kaçıyor. Pantheon evet, ya zıplıyor ya hızlı koşuyor. Kendiliğinden de koşu hızı çok yüksek Pantheon'un. Şimdi artık oyunun herhalde kritik anlarına geldiniz. Biraz daha oyun sakinleşti. Artık taktiksel oynanacak. Vurdulu kırdığından ziyade. Evet. Şans biraz da sana gülsün değil mi? Evet. Sen totemin var. Onları bekletiyorsun. Evet. Sona yalnız orada yakalandı. Yakalandı. Evet, takım arkadaşını o şekilde korumayı tercih ettin. Oradan geldiler etmeye karşı. Diğerkilerinden kaçarlar. Tabii şu an gene dürtmen gayet iyi bu arada. Değil mi? E'yle. Evet, E'yle çok yüksek bir dürtme potansiyeli var aslında. Çünkü fiziksel hasar oynadığımız için değeri görüyorsunuz zaten. 350 civarında diye. 7 saniyede bir manasız bir şekilde atıyorsun canın evet, bir kısmını vererek. Canını aktarımdan götürüyor. Canın %5'ine mal oluyor. Ama mal olduğu kısmını da kan havuzu zannediyorum. Kan evet. Kuyusuna atıyor. Evet, onu da doğru tutmak zaman, önemli. Aynen öyle. Hem saldırı hızı veriyor bize. Hem öldüğümüz zaman evet. Daha çok canlar kalkmamızı. Üzerinde sanki fazladan bir eşya varmış gibi hareket edebilirsiniz onu devamlı evet. Tutarak. Ryze yine mi yakalandı orada? Evet, yine yakalandı. Bizim oraya gitmemiz lazım artık. Yalnız güzel bir açıdan geliyorsunuz şu an. Pantheon olaylarının farkında mı? Ama işte Pantheon yine oradan en kötü. Evet, sen de orada olmadın. Pek yetişme şansın olmadığını şimdi düşünerek. Onların kaçma psikolojisindeyken ben kuleye ittirmeyi tercih ediyorum. Minyon sayını arttırıyorsun. Hem minyon sayısı hem de dediğim gibi kuleye yapılan hem de fight'ın göbeğine çıkmış olduk. Evet.
Şimdi orada ezdiriyor artık, alacaksın çok güzel bir şekilde. Çankuri'yi alacağım. Evet. Kimse durduracak can potansiyeline sahip değil. Savaşı kaybedecek bile önemli değil. Evet, kuleye değer diyorsun. Evet. Hızlı bir şekilde geldi. Tabii sen de farkına vardın orada bir şeyler oldu. Teleport geldi ben. Oh. Çok güzel oynadı. Evet. Sanırsam bunun sonu iyi değil karşı takım için. Çünkü Ryze oradan kapatıp sana yardıma gelecek. Senin de tabii pasifin var en kötü ki ona bile gerek duymadın. Evet, saklamayı tercih ettim. Ryze sonunda uyandı. Evet, değil mi? Güzel bir teleporttu gerçekten. Evet. Şimdi Glamdal da geri dönmek zorunda. Hazır yok yani kimse. Bu inhibitor kulesi çok önemli. Çok önemli, evet. Aynı şekilde, evet. Bunu yapmamalıydık. Oo. Oo, şimdi işte burada önemli ne yapacaksın? Evet, mi? Çok güzel. Seni şu an yakalamaya çalışan inandılar. Peki bir sihir geçişi gelir mi? Tamam, kaçtım bu sefer, kaçtım. Kaçtım. Hala inanıyorlar yalnız. İkisi de çok hızlı karakterler olduğu için riske atmak istemedim. Oraya bir totem koymak istedim. Hı-hı. Az önce burada tabii kötü bir anı olduğu için direkt totemi koydum bu sefer, evet. Değil mi? Tabii ki. Şimdi saldırı hızımızın biraz daha düşük olmasından ötürü biraz hasarımızda düşme var. Yemesine izin vermedik onu da. Bunu ya, yiyecek başka bir şeyler bulur. Mahvolmuş kralın kılıcını tamamlayınca hasarımız yükselecek. Devamı çok önemli şimdi. Bundan sonra şimdi karşı tarafta çok fazla zırh gerektiren eşyalar almamız gerekebilir. Brandy'ine başlayalım bu şekilde. Brandy'in alameti olabilir en mantıklısı. Evet. Mesela ruh gömleğini nasıl görüyorsun? Ruh gömleği, Spirit Visage diye geçiyor. Spirit Visage, ruh gömleğini pasifi için çok etkili bir eşya. Karşımda mesela Rumble olsaydı fiziksel hasardan ziyade ona yönlenebilirdim ilk olarak. Dayanıklılığımızı hem arttırıyor hem can çalmamız var, ona da etki ediyor. Can değerini arttırıyor. Yani gayet güzel bir eşya. Karşı tarafta hem orta koridorda hem üst koridorda yetenek gücü karakteri olsaydı onu tercih edecektim Randuin yerine. Geçen oyunda çok ihtiyacı olmadı çünkü zaten öndeydiniz. Önde olduğumuz için kar topu etkisi olması gerekiyordu. Onu da fazladan fiziksel hasarla gerçekleştirdik. Genel Rise yok. Onun için giremiyoruz. Rise'ın bu sefer herhalde ışınlanması beklemedi az önce kullandı çünkü. Evet, zannediyorum beklemedi. O yüzden ya biz burada yakalanacağız ya gene orada yakalanacak. Ona giderlerse siz yalnız ortadan yürürsünüz. Yani evet. 5 kişi bunlar. Pantheon'un ultisi burada biraz canımızı sıkan etken açıkçası. Bu arada bunu niye dallar doğru bir tane şimdi bilmiyorum. Sen şimdi arkada... Biraz koyulamaya yöneldik. Evet. Ooo, evet, inandılar sana. Buradan ittirmemiz gerekiyor. Bunun ultisi... Yalnız Tristan'a düşünce işler birazcık zora girdi. Evet. Şans faktörü diyelim. Bugün bayağı bir gördük bunu değil mi? Bayağı bir gördük ve... Şimdi oluyor onlar tabii. Avantaj sağlıyor. Bu kaçıncı herhalde bu iki basamaklı şampiyon? Üçüncüyü görüyoruz değil mi? İki basamakla kaçan böyle 40-50 canlı, 30 canlı. 5 falan olmuş. 5 yani. Oldu mu? Olmuştu yani. Ve inhibitor verdiniz. Evet, inhibitor verdik. Hiçbir anlamı kalmadı Ryze'nin dönmesinin. O herhalde birazcık daha oyalarsınız, birazcık daha geriye çekilirsiniz diye oradan tek başına ittiriyordu. Aslında çok yanlış bir strateji. Neden? Şöyle açıklayayım. Jace'in biliyorsunuz hızlandırma yeteneği bütün takıma etki ediyor. Çok hızlı bir şekilde saldırıya zorlayabilirler, savaşa zorlayabilirler. Sinzao var bir kere savaşa girebilecek Sinzao şampiyon. Sinzao inanılmaz derecede agresif olarak üstümüze zıplayıp
savaş başlatabilir. Aynı zamanda Lulu'nun hızlandırması Zinza'yı verip öyle de başlatabilirler. Onun için bizim mümkün mertebe 5 kişi durmamız gerekiyor diye düşünüyorum bu maç. Evet. Yanlış stratejiyle oynuyoruz şu anda. Yavaş yavaş topla vakti gelmiş gibi. Hatta belki geç bile olmuş olabilir. Şimdi aslında yani şu an şu skorla şu durumda takım savaşına zorlamak doğru mu? Ne dersin? Şu an yakalamamız gerekiyor birini ki yakaladılar zannediyorum. Evet. Çok az canlı Lulu bekledi. Oo, o savaştan devamı çok güzel yeni bir açıdan gidiyorsun. Ama fokusları neden ben neden ben? Bu sefer yalnız pasifim vardı ve evet, Dante hiç aradığını bulamadı. Şimdi bizim bir inhibitor açıp. Evet. Gerçekten bu önemliydi. Yalnız Rice şu an kule tanıtıyor. O pozisyona gelmiş mi? Evet, biraz sonra olmuş gerçekten de. Tabii o kadar ayrı istedikten sonra eşyalarını en azından minyonlarla tamamlamış oldu. Hemen akabinde Baron diyorsun tabii. Evet, çok doğmalarına daha vakit var aslında. Kuleyi de zorlayabiliriz. Nasıl isterseniz. Evet, Armin'e muhtemelen mahvolmuş kralın kılıcı vardır onda bir tane. Bu arada bir kararsızlık. Çok gereksiz zorluyoruz orayı ama. Şu kuleyi. Oo. Evet, orada yakalandı. Yalnız evet işte sığınak botlar. Evet. Ve son vuruş. Ah, Lulu'dan geldi. Lulu çok vuruyor. Yalnız devamında Armin'e skor aldı. Gerçekten güzel evet bir şekilde. Oradan hemen roket atlayışta kaçtı. Yalnız şu Pantheon. Aslında oyunu Armin'in üzerinden oynamamız daha mantıklı. İyi durumda olduğu çok, için. Çok fazlasıyla iyi durumda. Ama onu korumamız gerekiyor. Burada anlamamız gerekiyor. Vay Lulu vay diyoruz yine. Ne işin var Lulu? Landwin'e biraz daha yaklaştık açıkçası. Daha fazla oyalayabileceğiz karşı takımı. Aynı şekilde eliksiri de alacağım. Zannediyorum birazdan bir Baron fight gerçekleşecek. Güzel kaç. Hayata tutundu ama bir yere kadar tabi. Bu sırada. Sone'yi yalnız hatırlarsan aşağıda bırakmıştık en son. Evet. Oradan beni kovuluyor ve o çok güzel bir ulti geldi. Peki evet sonunda almayı başardı. Boomp'a inanınca inanıyor ya. Hiç. Sonuna kadar evet, kovuluyor. Evet, Rice yalnız çok güzel bir teleport attı gene. Ama koşuyorumla. Teleportla aslında ışınlanla botumuzu yükselttiğimiz evet, zaman sığınak olsaydı orada Boomp'a kaçamayacaktı ama değişik şeyler olabilirdi. Kırmızı hiç oluyor mudur acaba? Yok. Kırmızıyı ben alacağım bu sefer. Tabii şimdi artık herhalde hatanın dönüşün olmadığı noktaya geldiniz değil mi? İki takımın da kuleleri biraz biraz gitmeye başladı. Benim eksirim de var. Onu da kullandım. Ve evet eksirim sonuna kadar. Evet herkes benim üstüme geliyor şu an. Oo, ama skor alacak mısın? Son bir vuruş geldi evet. İyi bir değişim mi sence bu? Ne dersin? Şu oyunu şu döneminde. Pantheon ultisini kullandı. Zannediyorum Exhaust bitkinlik kullandılar. Lulu'nun da ultisi kullanıldı. Evet, onların biraz ittirmesini yavaşlattım diye düşünüyorum. Biz iki koldan korumaya çalıştığımız için. Oo, ama bu yalnız olmamalıydı. İşte bu oyunu fırlatmanın bir örneği. Yalnız şu an sanki rakip takım yanlış nokta. Çünkü yukarıda kuleniz var, aşağıda kuleniz var. Ve evet, orayı korabilecek. Orta koridoru zorlamalarının amacı oyunu bitirebilir miyiz diye. Ama zannetmiyorum. Oldu ona? Şimdi eğer bir skor daha alabilirsek buraya çok rahatlıkla. İnhibitor açık ama aynı şekilde bizim de inhibitorumuz, onların da inhibitoru açık olduğu hatta için. Hatta sizinki daha önce düşmüştü, onlarınki daha sonra çıkacak. Evet. Oradan da bir avantajımız var ve Baron diyorsun. Şu an kovalama bizim yapmamız gereken en son şey aslında. Şöyle bir şey var, orada Ezreal'ı almamış olsaydım belki olaylar çok daha farklı olabilirdi. Evet, Ezreal hasar olarak benden aslında çok daha yüksek şu anda. Biraz daha sağlamlığa gittiğimiz için. Ve ortadan geldiklerinde aslında yanlarında bir Ezreal'e ihtiyaçları vardı. Aynen öyle. Uzaktan vurabilecek. Biraz bürütebilecek. Ama aşağı ittirme şu an bize Baron'a mal oldu aslında.
Tabii iletişim önemli arkadaşlar, bir kez daha görüyoruz. Bundan sonra aslında buraya bir mikrofon koyup içerideki arkadaşlar gelin yukarı, evet, gelin aşağı falan diye direktif vermek gerekiyor, evet, diye düşünmediydim. Evet, onlar yine yalnız toplandılar ve muhtemelen orta koridordan gelecekler. Sizin de toplanmanız gerekiyor. Evet, biz gene dağınık oynuyoruz. Dediğim gibi yapmamız gereken en son şey. Biz başka bir şey yapmadık. Aslında işaretleri yine kullanabiliriz. Hani herkesi buraya toparlayacak şekilde. Şöyle yardım, evet, isteyelim. Evet, aynen. Şimdi aslında Nashor kısmında biraz savaşa zorlasak, Fantheon'un uzak olduğu ve ultisinin menziline girmeyecek şekilde, hı hı, avantajı elimize alabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Chamrise güçlü. Tristana çok güçlü. Evet, bir de koruyucu melek yapmış. Evet, ben de çok oyalayacağım şu an. Pasifim de var. Hı hı. Ama dürtünmemiz lazım tabii. Aynen öyle, dürtünmememiz lazım. Oo. Çok yanlış bir kovalayış tarzı yakaladık, çok güzel. Evet. Ve oyun bitti. Evet, oyun buraya kadarmış. Bir takım savaşı vardı. Bump. Keşke gelmeseydi. Yine inandı. Defansif bir build yapmamıza rağmen hasarı çok yüksek oluyor. Kana susamış ve mahvolmuş, evet, kralı, evet, kırıcıyla. Aynen. Normal ataklarının yanında ultisi ve E'sini de aynı anda attığımız zaman beklenmedik bir hasar yine oluşturdu karşı tarafa. Tam da göbeğine girdiğin için karşı takımın herkes hasar verme şansı oldu. Aynen öyle. Ve hedef gözetmek sizin vurduğu için belli bir alan içindeki bütün şampiyonlara. Hı hı. Böylelikle bu oyunda sonuna geldiniz. Gerçekten güzel bir geri dönüş gerçekleştirdiniz. Evet, bazı güzeldi. Noktalarda biraz kaotik de olsa son takım savaşı özellikle doğru, evet, şeyleri yaptınız değil mi? Aynen öyle. Güzel yakaladılar Ezreal'ı. Özellikle onu tebrik ediyoruz. Orada bir de ikiz gölgeler geldi. Ezreal ikiz gölgeler de, evet, hiçbir şekilde kaçamadı. Evet, ağzına ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Yani Aatrox'la ilgili iki farklı aslında oynanış izledik. Bir tanesinde biraz daha defansif oynamaya çalıştık bunlar. Kar topu etkisiyle çok öne geçtin ve agresif bir şekilde eşya düzenine gittin. Bir tanesi geriye düştüğün için daha farklı bir eşya düzeni yaptın. Koridor değişimi oldu. Koridor değişiminde denemiş olduk. Evet, yani, evet, onu da görmüş olduk. Peki, hani son bir toparlamak için bundan sonra Aatrox oynayacak seyirciler için söyleyebileceğim böyle ek aklına kalan bir şey var mı? Şimdi Aatrox karşıdaki rakibi aslında görmemiz gereken bir şampiyon. Direkt olarak Aatrox'u seçtiğimiz zaman karşımıza bir Jax gelebilir, Renekton gelebilir. Zorlayabilecek şampiyon gelebilir veya aynı şekilde yukarıda Aatrox oynayacak dendiği zaman ormancının biraz daha baskısı olabilir üzerinizde. Onun için biraz daha alırken dikkatli seçmek lazım karşıya göre. Oynarken üst koridorda özellikle karşıya üstünlük sağlama zorunluluğunda olduğumuz bir karakter. Dediğim gibi takıma nasıl yardım edebiliriz böyle bir karakterle? Lane'imizi ittirerek koridorumuzu ya kuleyi alırız, 950 altın takımımızı öne geçirmiş oluruz. Ya da dediğim gibi ormancı üstümüze çekeriz. Diğer taraf 4'e 3 kalmış olur. Buradan da bir skor elde ederiz, birebir götürmüş oluruz. Aşağıda avantaj Dragon tarafında almış oluruz. Çok güzel. Teşekkürler verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, bir Ustalar Vadisi'nden sonuna geldik. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz Can'a. Ben teşekkür ederim. Yani herhalde anlatılabilecek en iyi şekilde anlattı. Ve şansımıza iki oyunda da iki farklı senaryo gördük. İki farklı senaryoyla ben de, evet, denemiş oldum, evet. O zaman birazdan farklı bir turnuvamız olacak. O dereceli takımlar. Dereceli takımlar, ben de meraklı bir, evet, takım. Dereceli takımların finalini izleyeceğiz. O yüzden ekranınızın başında kalın. Birazdan buradayız. Görüşmek üzere.